Bir olay belge yorum programında daha karşınızdayız. Son günlerin oldukça sık tartışılan bir konusunu bugün burada tartışmaya çalışacağız. Konuklarımızı ben öncelikle sizlere tanıtmak istiyorum. Yeni Asya Gazetesi sahibi Sayın Mehmet Kutlular ve gazeteci Sayın Mehmet Akif Bekir. Hoş geldiniz diyorum. Sayın seyirciler, bildiğiniz gibi bir süre önce Başbakan Çiller'in bazı tarikat lideri diye vasıflandırılan kişilerle konuşması gündemde bir hayli yankı uyandırmıştı ve tartışılmıştı. Şimdi de bir gazetede, Yeni Yüzyıl gazetesinde Nurcular ve Nurculuk'la ilgili bir yazı dizisi başlatıldı. Bu yazı dizisinde de Nurculuk hareketi eline boyuna ele alınacak. Dün birinci sayısı çıktı. Bugün ikinci sayısı. Şimdi gazeteci Mehmet Akif Bekir bu yazı dizisinin yazarı, bu yazı dizisini hazırlayan arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız. Mehmet Kutlular Bey de bu yazı dizisinin belki de odak noktasını teşkil eden Yeni Asya cemaatinin önderlerinden ve Yeni Asya gazetesinin de sahibi. Ben öncelikle Mehmet Akif Bekir'e sormak istiyorum. Evet. Bu yazı dizisini hazırlama gereği nereden hissedildi? Nurculuk hareketi üzerine daha önce yapılmış bazı çalışmalar var. Evet. Sizin çalışmanız o çalışmaların üzerine ne getiriyor? Evet. İsterseniz buradan başlayalım. Tabii hay. Şimdi nereden icap etti dediniz. Siz de takdim konuşmanızda belirttiniz. Son günlerde özellikle bir takım dini liderlerin, cemaat liderlerinin başbakanla görüşmesi dolayısıyla gündeme gelen bir konu var. Cemaatler, tarikatlar konusu zaten 70 yıldır hiç Türkiye gündeminden inmedi desek yeridir. Ama son günlerdeki tartışmanın bir başka boyutu da bu tartışmanın ikinci cumhuriyet, anayasal vatandaşlık gibi kavramların tartışılmaya başlandığı bir döneme rast gelmesi. Bunun anlamı da şu, şimdi 70 yıldır dini recibelerini açıkça yerine getiremeyen, bir takım bizim resmi ideoloji olarak tanımladığımız keyfiyet dolayısıyla içten içe serpilip gelişen hareketler doruk noktasına ulaştı. Aynı zamanda onların doruk noktasına ulaştığı dönemde rejim elbisesinin dar gelmesi nedeniyle bir değişim zorunluluğu hissetmeye başladı. Bunu siyasi tıkanıklık olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla bunların eş zamanlı olarak çakışması biraz daha arttırdı cemaatlerin ve tarikatların. Bundan dolayı yoğun bir ilgi var. Medyanın haklı olarak yoğun bir ilgisi var. Sadece Nur Camiası'na değil, bütün dini cemaatlere, tarikatlara yoğun bir ilgisi var. Bu arada bir de kavram kargaşası var. Bu tartışmaya da biz şahit olduk. Medyada sevgili Kanal 7 izleyicileri de değişik zamanlarda basından takip etmişlerdir. Cemaat ile tarikat kavramları da sık sık karıştırılır oldu. Şimdi siz Yeni Asya grubu ve Nurculuğu bir tarikat olarak mı değerlendiriyorsunuz? Hayır, bir cemaat. Onlar da kendilerini böyle tanımlıyorlar. Zaten yapılanmaları da bunu gerektiriyor. Hemen soralım o zaman Mehmet Kutlular Bey'e. Yeni Asya Yeni Asya etrafında toplanan, şekillenen bir cemaat şekli mi? Yoksa bir tarikat mı? Nurculuk hakkında çok genel söylemek gerekirse ne diyorsunuz? Bir tarikat mı, bir cemaat mi? Nurculuk bir cemaattir. Bir fikir akımı, bir ekoldür bana göre. Ve İslamiyet'i de asrın idrakine ve şartlarına göre yorumlama hareketidir. Ve İslam'ın bünyesindeki bir takım bid'aları da izale ederek aslına, yani asr-ı saadet örnek alınarak, rehber alınarak ona irca hareketidir. Tabii ki tarikatın kendisine göre ayrı adabı, usulleri, şeyleri vardır. Halbuki Risale-i Nur daha ziyade ilim üzerine müesses fikir hareketidir.
Yani sadece bir iman hareketi değil, aynı zamanda sosyal yönü de olan ve bu asırdaki cemiyetin maddi ve manevi hastalıklarını teşhis edip tedavi yolları ve çareleri Kur'an ele alınarak gösterilme hareketidir. Evet. Neden, niçinleriyle dinin hikmetleriyle anlatılma hareketidir. Nurculuk hareketi. Nurculuk genel hareketi. Olarak. Yalnız tabii burada bu nurculuk hareketi noktasında bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bizde her şeye bir isim konulur. Evet. Zaten her şey şey diye çağrılmaz. Arabacı araba denmez, kahveci de kahve denmez. Cicu takıları hem bir tanıtma hem de mensubiyet ifadesidir. O mesleğe, o ekole, o tarikata. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de eserlerine Risale-i Nur ismini koymuş. Risalesini kaldırırsanız geriye nur kalır. Çünkü bunlar Kur'an'ın hakikatleri, Kur'an tefsiridir. Buna mensubiyet, bağlılık ifadesi olarak da Nurcuk denilmiş. Nurcuk güzel bir isim. Bu efendim, biz Müslümanız, müminiz efendim, bu cihetiyle de. Sizin bu tanımlamaya bir itirazınız Hayır, yok. Hayır, yok. İtirazımız yok. Ben hemen bu noktada İtirazım. Yazı dizisiyle de bağlantılı olarak sormak istiyorum. İlk bölümde bir şema var. O şemada Nurculuk hareketi baştan bugüne kadar çeşitli bölünmelere uğramış. Bu bölünmelerde de sizin merkezde bulunduğunuz cemaatin de çok etkilendiğini görüyoruz. Bazı politik, konjonktürel şartların değişmesi ile birlikte bölünmelerin de arttığını görüyoruz. Siz bu tespite katılıyor musunuz? Nurculuk hareketi günümüze kadar çeşitli bölünmeler geçirdi mi? Gayet tabii bir vaka. Şimdi vakayı reddetmek uygun olmaz. Ama ben sadece burada şunu ifade edebilirim. Bu bölünmelerde bir temel ayrılık yoktur. Sathi şeylerdir. Şahsi veyahut da hissi, hatta politik bile denilemeyecek kadardır. Biliyorsunuz bir ailede bile farklı düşünce ve görüşler ortaya çıkabilir. Bu normaldir bu. Dolayısıyla Nurculuk hareketi büyük bir hareket, geniş bir hareket, köklü bir hareket ve doğrudan doğruya dini, yani Kur'an'ı ilgilendiren, yani İslamiyet'i ilgilendiren, İslamiyet'e hizmet için tesis edilmiş bir hareket olduğu için dolayısıyla böyle geniş hareketlerde zaman içinde farklı düşünceler, farklı görüşler, farklı yorumlar, bunlar çıkabiliyor. Sadece bu bizim bu hareketimiz için değil, siyasi olabilir, dernek olabilir, hatta dinimiz noktasında dahi bakıyoruz, en azından gene müsbet manasıyla mezhepler meydana gelmiş. Hak mezhepler birbirlerini reddetmemekten beraber farklı yorumları olabilmiş. Evet. Yani bence bu bir noksanlık değildir. Eşyanın tabiatında olan bir hadisedir bunlar. Evet. Kaçınılmaz burada, şeylerdir. Burada ben hemen sana zaten. Kaçınılmaz şeylerdir. Yani bu bakımdan tabii önemli olan mesele, tabii arkadaşlarımız gazeteci de olduğu için bu meseleler onları da, memleketi ilgilendirir için onları da ilgilendirir. Yalnız bunlara doğru tespit yapmak, yani ciddi araştırarak ortaya konulabilirse bir vazife, madem gazetecilik bir anla vazifesidir. Evet, Mehmet Akif Bekir'in iddiası o. Ben ciddi bir araştırma yaptığıma inanıyorum diyor. Hemen ona soralım. Peki. Gerçekten Mehmet Bey'in ifade ettiği gibi Nurculuk hareketinin bölünme noktaları sathi, kişisel ihtilaflardan mı kaynaklanmıştır? Evet. Yoksa çok daha köklü ihtilaf noktaları var mıdır? Evet. Şimdi bence bu tartışmakta olduğumuz konunun en can alıcı noktası. Çünkü benim dizi yazıda da işlemeye çalıştığım gibi veya sistematize etmeye çalıştığım gibi ben aslında ciddi bir sapma olduğu kanaatindeyim. Yani Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinin en güçlü, en köklü ve en yaygın rejim karşıtı muhalefet hareketi bence bugün düzenle entegrasyon noktasına gelmiştir.
bu Sayın Kutlular gibi şu an bir takım cemaatlerin önderleri için bence ciddi ciddi üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Çünkü ortaya konan esaslar aslında söz gelimi bölünmelerden bahsettiniz. Bölünmeler ne zaman başladı? Bir yanlışım olursa zat-ı halleri buradalar düzeltirler. Bölünmeler 69'da Yeni Asya Gazetesi'nin yayın hayatına başlamasıyla, ondan önce 62'de yazıcıların ayrılması söz konusu. Ama o bence çok da önemli bir şey değil, bir ayrılık kopma hareketi değil. Ama asıl ciddi problem bence 69'da Yeni Asya Gazetesi'nin yayın hayatına başlamasıyla baş göstermiş Nur Camiası'nda. Benim görebildiğim kadarıyla. Çünkü bakıyoruz hayatını iki devreye ayırıyor Bediüzzaman. Bunun ikinci devresinde gazete, İkinci Dünya Harbi gibi bütün dünyayı ilgilendiren önemli bir hadisenin cereyan ettiği zaman diliminde bile gazete ve televizyon dinlemiyor. Merak etmiyorum. Çünkü çok daha önemli bir meselem var benim, diyor. İman. Bu da iman hakikatleri. Bunların halka anlatılması, indirgenmesi, taklidi imanın tahkikiye dönüştürülmesi. Benim böyle önemli bir vazifem var, buna ayrılacak zamanım yok, diyor. Böyle bir gerekçesi var. Siyaset konusundaki tavrını da kamuoyu çok iyi biliyor. Çeşitli zamanlarda tartışılmış, gündeme gelmiş bir konu. Şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım, diyor. Bu şekilde de bir tavrı var siyasete. Bugünkü politik yapılanmaya belki bir itiraz. Günlük politikadan bahsediyor. Siyaset derken günlük politikayı kastettiğini de vurguluyor çeşitli yerlerde. Şimdi dolayısıyla gazetenin yayın hayatına başlamasıyla, ki gazetenin doğuşu da defaatinden bir 9 yıl sonrasına denk düşüyor. Peki, yani tamam. çok kısa bir süre ve sonra 70'lere geliyoruz. Bediüzzaman'ın ezanı Türkçesinden Arapça aslına döndürdüğü için Adnan Menderes'e bazı yerlerde methedici sözler sarf etmiş olmasını delil kabul ederek Demokrat Parti ve onun devamı olan AP, daha sonra 80 sonrasında da DYP'yi desteklemek için kendilerine gerekçe bulan gazete çizgisindeki cemaat veya Nur Camiası diyelim. Dolayısıyla siyasete yavaş yavaş ısınmış gazetenin çıkmasından sonra ve 70'lerden sonra ilk önemli kopma 73'te baş göstermiş. Bunun nedeni de siyasetle bu ilişki. Bence bu ciddi bir sapma. Şartlar değişti denebilir. Yani böyle bir gerekçe pekala öne sürülebilir. Şartlar değişmiş olabilir ama yani sapmayı siz Bediüzzaman sayın çizgisinden sapma. Tabii. Yani evet. Bediüzzaman hemen bu noktada burada tabii, Mehmet Bey'e sözü vermek istiyorum. Mehmet Bey, ben konuyu biraz daha açmak bakımından. Nurculuk için bir fikir hareketi dediniz. Günlük politik uğraşlar içerisine girmiş midir bu fikir hareketi? Gerçekten Mehmet Akif Bey'in söylediği gibi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin çizgisinden bir sapma söz konusu mudur? Evet. Ve bir de Adnan Menderes'le ilişkili olarak söylediklerine de cevap alabilirsek çok memnun olacağım. Şimdi ben Mehmet Akif kardeşimizin çok fazla bir tetkikat yaptığı kanaatinde değilim. Çünkü konuşmalarından mesele çok sathi ve da gazetelerden öğrendiği bir şey olarak değerlendiriyorum. Çünkü Bediüzzaman Euzu Billahi Mineşşeytani ve siyasi meselesini Cumhuriyet'ten evvel söylemiş evvela. Cumhuriyet'ten sonra değil. İkinci Said döneminde söylemiş. Hayır. Birinci Said döneminde söylemiş. Çünkü o Bediüzzaman'ın Sünihat kitabında, evet, ondan sonra Rüyada Bir Hitabenin ikinci kısmıdır. Evet. Bu Cumhuriyet'ten evvel 1911'lerde yazılmış. Evet. Ve bunu da söylemesinin iki nedeni var. O zaman gene biliyorsunuz çok partili devir, İttihat Terakki sahip partiler var. Evet. Bediüzzaman Said Nursi bir, evvela dini siyaset alet edilmesine karşı. İki, siyasetin tarafkirlik ve inatçılık gibi tarzıyla yapılmasına karşı. Çünkü bu inat ve tarafkirlik olursa bundan husumet çıkıyor, düşmanlık çıkıyor. Din ortaya yere, mesela din siyaset alet edildiği zamanda, hele o zaman için herkes zaten toplum Müslüman, millet Müslüman, devlet Müslüman. O zaman bir grup bu parti meselesini, yani din meselesini ele alırsa, öbürleri adeta dışta kalıyor gibi, zaten kendi ifadesi
Din diyor umumun mukaddes malıdır. Evet. Partiler üstü bir şeydi. Bu sözün söylendiği zaman çok önemli. Evet, işte bu bu zaman söylenmiş yine. O Cumhuriyet öncesi. Cumhuriyet öncesi söylenmiş. Evet. Ve diyor ki din umumu mukaddes malıdır. Bir partinin inhisarında olamaz, tek elinde olamaz. Evet. Olursa o zaman büyük ekseriyeti dinin aleyhine geçirir diyor. Evet. Dolayısıyla siyasete hatta giriliyorsa da oraya girildiği zaman bu aşk-ı İslamiyet olmalı ve hamiyeti dini olmalı diyor. Öyle olursa zaten bütün cemiyeti, bütün insanları kucaklar. Ama din siyaseti aleti edilirse, tarafkirlik ve inat meselesi de girerse böyle husumet gibi, o zaman tabii ki cemiyette büyük böyle sıkıntılara sebebiyet verir ve bunun şiddetle karşısında. Şimdi Said Nursi evvela mühim bir şey olduğu için bunu söylüyorum. Temel meseledir bu. İkincisi, Said Nursi o zaman Osmanlı İmparatorluğu bir buhranın içinde. Görünüşte bu siyasi görünülüyor. Çünkü dünyada hürriyet hareketleri başlamış. Devletlerin yapıları değişiyor. Osmanlı'nın da kendisini değiştirmesi lazım. Ama nasıl olacak bu değişim? Bu değişim meselesine biliyorsunuz birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet gibi hareketler başlıyor. Said Nursi bu meşrutiyet hareketlerine Kur'an ve din namına bakıyor. Bu hürriyet hareketi, cumhuri hareket, İslamiyet'e aykırı mıdır, karşı mıdır, zıt mıdır? Yoksa İslam bunu kabul eder mi? Evet. Ederse nasıl kabul eder? Ve Said Nursi diyor ki ben meşrutiyeti şeriat namına alkışladım diyor. Dolayısıyla meşrutiyet İslam'a ve Kur'an'a karşı değildir diyor. Çünkü orada da misali olarak dört halife devrinde ilk yani tatbikata şey yapıyor. Çünkü onlar hem meclis hem seçim hem kontrol var orada, hem adalet var, hem hürriyet var, hem eşitlik var. Zaten meşruti hareketlerde aşağı yukarı bunlara dayanan meselelerdir. Dolayısıyla diyor ki kimin bir itirazı varsa ben şeriat namına meşrutiyeti alkışlıyorum. Kimin itirazı varsa dört mezhebe göre de bunun İslami ve Kur'ani olduğunu ispat etmeye de hazırım. Şimdi dolayısıyla o zaman Bediüzzaman Said Nursi Osmanlı İmparatorluğu'nun nasıl çıkış yolu bulabilir o buhrandan meselesiyle, evvela meşrutiyetin mutlaka olması lazımdır, gelmesi lazımdır. Hürriyetin gelmesi lazımdır. Çünkü artık meseleler çoğalmış. Tek şahısların idaresiyle bu meselelerin üstesinden gelinmez. Milletin kalbi hükmünde olan meclisi mebusal lazımdır. Şimdi bunlar güzel tespitlerdir o zamanın şeyine göre. Ve bu düşüncesini savunmuş. Onun için ben şimdi bunun teferruatına girmiyorum. Ama temel yaklaşımı demek ki hürriyeti savunuyor, meşrutiyeti savunuyor, hukuk devletini savunuyor bunlar. Seçimi savunuyor, bunlar İslami'dir diyor. Tabii malum Osmanlı İmparatorluğu inkıraza uğruyor. Bir işgale uğruyoruz. İşgalde milli mücadele var. Milli mücadelenin gene yanında, içinde yer alıyor Said Nursi. Karşısında değil. Çünkü orada yine temel yaklaşım Said Nursi'nin düşündüğü tarzda. Ama milli mücadeleden sonra, teşekkür eden hükümet, birinci meclisten sonra biraz da ikinci meclis, Said Nursi ile düşünce ve fikir ayrılığına giriyor. Çünkü orada milli mücadelenin ruhu yok. Orada sapma başlıyor. Evet. Yani hürriyet meselesinde hürriyet yerine istibdat geliyor. Hürriyet yok. Fikir hürriyeti yok. Din ve vicdan hürriyeti yok. İbadet hürriyeti yok adeta. Yani devlet tam bir diktatoryayı tesis ediyor. Cumhuriyet meselesi isim var. Orada evet hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir yazıyor ama millet yok orta yerde. Belirli bir ekip grup istediğini yapıyor ve yaptırıyor. Yani millete sorulmuyor. Seçim yok. Başka parti kurdurmaya müsaade yok. Said Nursi böyle bir devrede onlara diyor ki yanlış gidiyorsunuz. Yanlış hareket ediyorsunuz. Millet bunun için de bu mücadeleyi vermedi. Ve bunun neticesi de vahim olur. Daha kötü olur. Yani insanları dinden uzaklaştırmakla, tarihinden uzaklaştırmakla,
ahlakını tahrip edip sadece ahlaki bakımdan Avrupalılaştırmakla bir yere gidemezsiniz. Ve bunlar da zaten tutmaz diyor. Tutmaz diyor. Ve bundan dolayı fikren mücadeleye başlıyor. Fikren mücadeleye başlıyor. Tabii ki o zaman fikren mücadele neyle olacaktır? İlimle olacaktır, fikirle olacaktır. Eser yazıyor. Neden sapmalar var? Niye yanlış? Nerede yanlış? Doğrusu nedir? Bunları ortaya koyuyor. Ve aynı şeyini de evuzu billahi mineşşeytani ve siyaset meselesini de Cumhuriyet'ten sonra da ta çok partili devre 46'ya kadar Said Nursi devam ediyor. Çünkü zaten siyaset yok. Muhalefet yok ki. Ne gazetesini okusun, ne siyasetini takip etsin. Devletin tek sesi var, tek görüşü var. Dolayısıyla Said Nursi o zamana kadar gazeteyi de diyor, ben sigarayı da diyor bıraktım diyor. Evet. Ama 1946'da çok partili devreye geçince Sayın Nursi gazeteleri de okumaya başlıyor. Evet. Siyasi meseleleri de takip etmeye başlıyor. Ben o dönemde ama, yaşamadım bilemiyorum. Ama Sayın Nursi tabii bunu günlük politika siyaset şeyine değil. Evet. Talebelerini ve Müslümanları doğru hareket nedir? Nasıl hareket etmeleri lazım geldiği noktasında yönlendiriyor. Evet. Ve o zaman da kendisi, çünkü hakim iki büyük parti var zaten. Evet. Demokrat Parti var, kurulmuş. Halk Partisi var, kurulmuş. Millet Partisi var ama bunlar milletin fazla bunlara teveccühü yok. O zaman zaten Halk Partisi de o sapma hareketiyle kendilerine göre bütün devrimlerini yapmışlar. Bunlarda yanlışlar var. Bunların düzeltilmesi lazım. Dolayısıyla daha yani demokrat hareketine Sayın Nursi'nin sahip çıkması demokratlıkta yani sadece Türkiye için değil bütün dünyada din ve vicdan hürriyetine taraftarlık var. Ve çok partililiği kabul var. Çok farklı düşüncelerin beraber rahat yaşayabilmesi var. Desteğin milletin aslında hür iradesinin tecellisi var. Sayın ve Nursi bundan Hazretleri dolayı Sayın Nursi de Demokrat Parti'yi destekliyor ve desteklenmesini de tavsiye ediyor. Eserlerinde var bu. Ben tetkik ettim, rastlayamadım. Şimdi siz rastlayamadığınızda Emirdağ mektuplarını okuyacaksınız. Çünkü tamam. Said Nursi biliyorsunuz 1946'ya kadar zaten yani o şeylere kadar esas Risale-i Nur külliyatı dediğimiz orada bunlara rastlayamazsınız. Çünkü onlar bundan evvel zaten yazılmış ve bitmiş. Ondan sonra Said Nursi'nin laika mektupları dediği talebeleriyle muhaberesi var. Yani bunlar Barla'da kaldığı zaman talebeleriyle muhaberelerine aittir. Sonra Kastamonu'ya sürgün edilmiş Kastamonu laikaları diye mektupları vardır. Sonra Emirdağ'a sürgün edilmiş. Orada Emirdağ diye hatta Emirdağ 1, Emirdağ 2 diye iki ciltlik mektupları vardır. Evet. Bunlar Said Nursi'nin talebeleriyle muhaberesinde onlara söylemiş olduğu düşünce, fikir ve istikametlerdir. Evet. Şimdi siz mektubatı alırsanız bunu bulamazsınız sözleri. Evet. Ama bunu da Said Nursi yazmış. Onlara talebeleri var hayatta. Evet. Dolayısıyla Said Nursi Demokrat Parti'yi tutarken de gayet tabii o günün şartları içinde hala bugün bile demokratikleşememişiz. Bunun sancısını çekiyoruz. Ben bu noktada gerçek demokratlık olarak da onu ele almıyor. Sadece diyor ki evet, bu ehveni şerdir. Evet. Halk evet Partisi'ne nispetlen temel haklara daha sahiptir. Bunun için de buna sahip çıkılması lazımdır. Kayıtsız şartsız bir destek söz konusu değil. Hayır. Sayın Nursi'nin kayıtsız şartsızlığı meselesi yanlış yapmışlarsa gelen yanlışlarını söylemiş. Çünkü o günlük politika değil. Said Nursi büyük düşünür, geniş düşünür, geleceği düşünür. Menfaat üzerine efendim siyaseti böyle makam üzerine, şöhret üzerine tesis ettirmez, oturtturmaz. Dolayısıyla iman meselesinde de yani Said Nursi'nin yani iman noktasında gayet de bir o temel meseledir. Evet. Ama sosyal noktasında da bugün dünyanın, alem-i İslam'ın ve Türkiye'nin en mühim meselelerinden biri gelişen ve kuvvetleşen İslam'ın idare tarz ve sistemi nasıl olacaktır? İşte bunun için de Said Nursi ortaya bir
Cumhuriyet'ten evvelki yazdığı eserleri, eserlerde bunu çok açık görüyoruz. Bir münazarat gibi efendim. Şimdi burada devletin ve o sosyal yapılaşmanın esaslarını görüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani ondan sonraki layıka mektupları ilanda Said Nursi efendim gayet tabii gene talebelerine yol göstermiştir. Evet. Yani şimdi bence onları birbirine Euzu billahi mineşşeytani ve siyasi, yani 1946'dan sonra Said Nursi hiç gelişen hadiselere bakmamış. Yahut da işte efendim İkinci Dünya Harbi ile meşgul olmamış. Şimdi o ayrı bir hadise. Eserlerini de anlatıyor. İzin verir misiniz? O, şunun oraya için, geçmeden. Müsaade buyurun. Çünkü orada siz söylediğiniz için ona cevap vermem lazım. Çünkü İkinci Dünya Harbi meselesine henüz Türkiye çok partiliğe geçmemiş. Ve temel meselede Said Nursi'ye sual soruyorlar. Diyorlar niye sen İkinci Dünya Harbi ile meşgul olmuyorsun? Bütün cihana alakadar ediyor bu. Acaba bundan uğraşmanın, meşgul olmanın zararı mı var? Yoksa bundan daha mühim bir mesele mi var? Said Nursi diyor ki evet diyor. Bundan daha mühim bir mesele var. Nedir o? O da diyor imanını kurtarmak ve kaybetmek davasıdır. Ben mesaimi buna teksif etmişim. Ve o meseleyle şu anda fazla meşgul olmuyorum diyor. Ama zaten o zaman siyasetten meşgul olacak. Ne hava var, ne parti var, ne bir mesele var. Evet. Yani Said Nursi siyaseti bizim anladığımız manasıyla ele alan talebelerin ille de İşte milletvekili olun, meclise ele geçirin, şöyle yapın diye bir şey yoktur. Ve bunu da zaten diyor cemaat namına da kimse siyasete giremez. Girerse ferdi olarak girer. Evet. Yani biz de bugüne kadar siyasetten hiçbir şey beklememişiz. Hatta biz tenkit ediliriz. Niye siz reyinizi belirli yerlere verip de bunun karşında bir şey almıyorsunuz? Çünkü Said Nursi diyor ki iki şey önemlidir. Bir, propagandayı siyaset diyor. Yalana fazla revaç verdiği için beşerin kemalatını mahvetmiş. İki, menfaat üzerine dönen siyaset canavardır. Evet. Yani bu noktada ben bir şey söylemek istiyorum. Sana geleceğiz. Evet, tamam. Gelelim. Şimdi Mehmet Bey çok uzun bir panorama çizdi belki de. Said Nursi Hazretleri'nin. Ama başka türlü anlaşılmaz ki. Elbette çok da faydalı olduğuna inanıyorum ben. Evet. Said Nursi Hazretleri'nin Cumhuriyet ve Cumhuriyet öncesi dönemlerde yaşadığı, geçirdiği fikir evrelerinden bahsetti. Evet. Bu arada Nurculuk Hareketi'nin ve Said Nursi Hazretleri'nin ortaya koyduğu örneklerin siyasetle olan ilişkisi konusunda çok temel ipuçları verdi. Evet. Ne diyorsunuz bunlara? Şimdi tamam ben baştan sona doğru gideyim. Şeyini yitirmesin ta ki. Şimdi Demokrat Parti'ye verilen destekten bahsetti Sayın Kutlular ve dedi ki DP'ye sahip çıkması ifadesini kullandı. Bu sahip çıkma tabii yani destek vermenin ötesinde bir hadise. Önce bunu vurgulamak istiyorum. Sonra Evvenişer şeyi koydu. Sahip çıkma ifadesi kullandı ama. Bediüzzaman Said Nursi'nin Demokrat Parti'ye sahip çıktığını söylediler. Daha sonra şimdi Risale-i Nur külliyatını tetkik ettiğimiz vakit doğrudur. Eski Said dönemi vardır, yeni Said dönemi vardır. Ben yeni Said ve eski Said dönemlerine ait tahlillerine katılmıyorum. Benim anlayabildiğim kadarıyla onlara biraz sonra döneceğim. Sevgili Kanal 7 izleyicileri de beni ses tonumdan dolayı mazur görsünler. Çünkü rahatsızım. Demokrat Parti döneminde bir destek verilip verilmemesi söz konusu. Yine bu tür tartışmalar var. Ve Bediüzzaman Said Nursi Demokrat Parti döneminde kendilerine dönük baskının arttığını, o dönemde çok daha fazla eziyet çektiklerini, şahsı adına ve Nur camiası adına çok daha fazla eziyet çektiklerini belirterek bunun bir hayra delil olduğunu veya bir hayra vesile olduğunu, yani zahiren Demokrat Parti ile aralarında bir menfaat ilişkisi, bir işte siyasi ilişki söz konusu olduğundan ya da öyle göründüğünden baskı görmüş olmalarının gelecek nesiller için gelecek nesiller için hiçbir şey kendi eserlerini hiçbir anlatıyor. Şey çünkü niye Said Nursi Demokrat Parti devrinde bir sefer içeriye de alınmamış. Hapse de girmemiş. Sadece o arada iki takibat vardır. Yaz i̇ki takibat. Yani bunlar bana göre bunlar eserlerinde olan şeyler değil. Bir takım dıştan bazı insanların Said Nursi'nin
Yani demokratlara sahip çıkıp desteklemesinden rahatsız olanların ortaya atmak istediği, kafa karıştırmak istediği meseleler bunlar. İzin verir misiniz? Yani çünkü biz bu eserleri okuyan neşeden insanlarız. İzin verir misiniz? Buyur. Ben bitirdikten sonra tekrar söz size gelecektir eminim. Şimdi laikalarda, bahsettiğiniz laikalarda bu konuyla ilgili sözlerini ben okudum. Demokrat Parti döneminde kendilerine dönük baskının artmış olmasından memnuniyet duyduğuna dair sözleri yok mudur? Hayır. Yok mudur efendim? Baskı diye yok bir mudur? Şey. Hayır. Hayır. Bu tarzda dayardan, değil. Ne tarzda efendim? Yani onun efendim söylediği sadece bir yerde bir şey vardır. Ne der efendim? O da şudur. Efendim gene bir takım bazı yerlerde tabii davalar açılıyor. Evet. Sayın Nursi diyor ki yani siz bu meseleden de talebelerine fazla rahatsız olmayın. Çünkü Risale-i Nur talebeleri hakkında hiç böyle takibat gibi bir şey olmazsa alem-i İslam der ki bak bunlar da efendim işte sesi kısıldı, bunlar da teslim oldu, bunlar da mücadeleyi bıraktı gibi efendim bir takım şeyler meydana gelir. İşte bunların hikmet yönü de bu hadiselerle görünür ki bakın Nur talebeleri faaliyetlerini durdurmamışlar. Evet. Onlar faaliyetlerine devam ediyorlar. Devam ediyorlar ki bu takibatlar oluyor. Yalnız burada bir şey söyleyeceğim. Evet. Hala da bizde böyledir. Bizde efendim devletten hükümet ayrıdır. Evet. Ve o zamanda mesela bürokrasideki olan insanlar hala Halk Parti kafasındaydı. Evet. Ve devamlı şekilde de sıkıntıya sokmak için gayret sarf ediyorlardı. Fakat bir netice de alamıyorlardı. Çünkü Demokrat Parti devrinde öyle fazla tevkifat gibi efendim fazla dava açılma gibi yok. Said Nursi hakkında bir efendim İstanbul'da evet. Samsun'da Büyük Cihat gazetede çıkan bir yazıdan dolayı dava açılmış. Bir de Gençlik Rehberi noktasında bir dava açılmış. Söz bende yalnız. Söz yani bende. Bu noktada tamam. Şey yok. Tamam. Bunun tekrar için söylemiştir Said tamam. Nursi. Tamam. Tekrar size dönüyorum. Yani şimdi ben burada bir şey söylemek istiyorum. Efendim. Bu Said Nursi'nin sözlerini yorumlayabilmek, bağlantılarını kurmak önemlidir. İzin verir misiniz? Niçin? Nedeni söylemiş. İzin verir misiniz? İsterseniz evet. Ben bir öncelikle açıklama yapmak istiyorum. Evet. Bu programın amacıyla ilgili evet. Tartışmanın oldukça derin olduğunu görüyorum. Bizim amacımız burada sizin başlattığınız yazı dizisi ve son dönemde evet. Gündeme gelen gerçekten çok önemli, çok önemsediğimiz bir hareketin temel dinamiklerini ortaya evet. Çıkarmak evet. Amacındayız. Yoksa bir doğru. Çatışma ve doğru. Tartışma doğru. Noktasında. Doğru. Bizim ben doğruların tespiti için tamam diyorum. Efendim. Tamam evet. Efendim. Ben yoksa başka bir şey de arkadaşımın hayır. Fikrine tamam. Saygı duyarım. Tabii. Biz de saygı duyarız. O zaman şimdi arkadaşımız bizim zaten bu dizi yazıyı hazırlamaktaki maksadımız başta da söyledim. Artık bunu da belirttim ben giriş yazımda belirttim bunu bir asla dönüş hareketi söz konusu çünkü siyasi tıkanıklığın başka türlü aşılamayacağı ortada ve ortaya atılan bir takım kavramlar tamamıyla bu asla dönüş hareketlerinin önünü açan kavramlar ben öyle görüyorum çünkü artık devlet milletiyle barışmak zorunda bu işin başka çıkar yolu yok bu açıkça görülüyor her taraftan her kesimden görülüyor bir takım şeyler hariç içe dönük kesimler hariç. Şimdi tekrar Bediüzzaman Said Nursi'ye dönüyoruz. Eski Said ve yeni Said. Eski Said dönemine baktığınız vakit açıklıkla şunu görürsünüz. Yani bunun hiç tevhile, yorma veya bir takım bağlantılara ihtiyacı yoktur. Eski Said siyasetle iç içedir. Eski Said yürür, Divan-ı Arbi Örfü'den çıkar, Beyazıt'tan Sultanahmet'e kadar yürür ve sloganlar atar. Yaşasın zalimler için cehennem sloganlarıyla yürür. Eski Said irticali nutuklarında binlerce insana hitap eder ve ortalığı ayağa kaldırır. Eski Said bir makalesiyle dönemin gazetelerinde yayınlanan bir makalesiyle Osmanlı'nın son döneminde binlerce insanın İttihad-ı Muhammediye üye olmasına sebep olur. Ve İttihad-ı Muhammediye gibi birçok şeyinde birkaç veya birçok demeyelim birkaç derneğinde kuruluşunda kurucular arasındadır. Öyle değil midir? İttihad-ı Muhammedi bir parti değil zaten. Bir parti bir değildir, dernek. Evet. Bir dernek. İsmi üstünde bir, yani. Bir dernek. Evet. Ama şimdi, onu siyasete çekmek isteyenler olmuş. Tamam. Said Nursi de karşı hayır, çıkmış. Bu, Devrim Vahdeti, o da kurucuları içinde. Efendim, İşte bunlar hep ayrıntılar ama mühim meseleler Osmanlı'nın bunlar. Son döneminden bahsediyoruz. Ben zaten bahsettim. Dedim ki, o zaman devlet buhran içinde mesele siyasi ve içtimai görünüyor. Evet. Yeni yapılanmak ihtiyacı duyuluyor. Said Nursi'nin de daha ziyade üzerinde o noktada durmuş eserler yazmış ve fikirlerini söylemiş. Evet, onu şimdi, söyledim.
Tamam. O dönemde sizin de kabul ettiğiniz gibi sosyal siyasal meselelerle çok daha ilgili. Aynı benzeri şeyler. Evet, evet. Çok daha ilgili. Ama işin önemli noktası şu. Cumhuriyet sonrasında Yeni Said'i tanımlarken kendisi çeşitli yerlerde yine bunun altını çizer, vurgular. Yeni Said eski Said'e oranla veya eski Said'in o yolla yani siyasi akımlarla amaçladığı noktaya varamayacağını anlamıştır eski Said. Ve dolayısıyla Yeni Said döneminin en bariz özelliği sosyal siyasal gelişmelerin takip etme anlamında dışında kalmamak ama bir akım olarak da orada var olmamak. Bu bence bu biraz da gündelik çok politikayla uğraşmamak. Tamamıyla gündelik politikayla uğraşmamak. Tamamıyla böyle. Biz sizin dünyanızda biz sizin uğraşmamış biz, gündelik politikayla. Evet, evet. Parti evet. Kurmamış, siyasete girmemiş. Şimdi oraya geleceğiz. Evet. Yani. Sizin iddianız nedir bu? Nedir ya? Yani, nedir? Eski Said döneminde daha çok konjonktürel olarak belki sosyal ve siyasal konulara Said Nursi evet. Hazretleri'nin daha yoğun ilgi gösterdiğini evet. söylediniz. Buna Mehmet Bey de zaten benzeri şeylerle destek verdi. Şimdi, İkinci Said döneminde gündelik politikadan uzaklaşmıştır diyorsunuz. Evet. Şimdi Yeni Asya'da cemaatindeki sapma nedir o zaman? Demokrat Parti'ye sahiplenmeden bahsettiler ya. Olur. Sapma olur. Kendisi sahiplenmiş. Ben sana i̇şte, dedim. Ama hem bak, hem Yeni Said döneminde izin hayır, ben bitireyim sonra lütfen. Şimdi, izin verin. Söyleyeceklerim var bunu da. Çok fahiş bir şeyle yaklaşıyorsunuz. Yanlışla yani. Ben size diyorum ki kendi mektubuna bakın ben sana ezberini okuyayım. Türkiye'de dört parti vardır diyor. Tamam. Dört parti vardır evet. diyor. Bunların biri Millet Partisi. Biri bizim Halk Partisi. Yani şimdi Mehmet Bey bu noktada... Peki de yani hayır, ben bir, bunlar... Ben lütfen ama yani söyleyeceklerim evet. var. Bir bütünlük içerisinde ben bunları aktarayım. Ondan evet. sonra tamam, siz buyurun. Söz alın. Siz söz alın devam edin. Şimdi Yeni Said döneminden bahsediyorduk. Tabii arada birçok şeyler, ayrıntılar kaybolup gitti. Aslında bence işin en önemli boyutu bu ayrıntılar. Yeni Said döneminde bir misyon söz konusu. Bu misyon tecdid yani mücedditlik misyonudur. Said Nursi bu misyonu şahsına atfedenlere atfedenleri Risale-i Nur'a yani eserlerine yönlendirir. Sürekli bu teveccühü eserlerine yönlendirir ve bir şahs-ı maneviden bahseder. Yani camiayı içeren bir şahs-ı maneviden ve kendini bu şahs-ı manevinin mümessili olarak görür. Dolayısıyla bu misyon bence bu tartışmanın özü itibariyle çok daha önemli. Yani bir tecdit hareketi söz konusudur. İslam dünyasında, değişik coğrafyalarda. Yine ama onun siyasi, sosyal yönü de var canım. İzin verir misiniz? Yine ıslah hareketleri vardır. Evet, sosyal bu, siyasal yönü var mı? Geleceğim. Elbette vardır. Bu ıslah hareketlerinin öncelikleri vardır. Yani bizim işte bir takım düzen karşıtı veya işte muhalif hareketleri tanımlarken temel iki ölçümüz vardır veya iki temel unsur vardır. Bunlar köktencilik, devrimcilik ve ıslahatçılıktır. Dolayısıyla biz bunlara genel anlamda bu tecdit yenilenme hareketlerine, bunlar bir anlamda da reform hareketleridir. Biz bu tecdit yenilenme hareketlerine genelde ıslah hareketleri deriz. Şimdi Said Nursi'yi nereye oturtabiliriz? Burada nereye oturtabiliriz? Mesela Afgani, Cemalettin Afgani, ben yine dizide işliyorum bunları. Cemalettin Afgani daha köktenci bir çizgiye sahiptir ama onun talebesi olan Muhammed Abdu eğitime önem veren, daha içe dönük ve ıslahatçıdır. Aynı şekilde belki söz oraya da gelir, kendileri burada değiller ama bizim Nur camiası içerisinde bir takım liderler de pekala ıslahatçı çizgiye oturtulabilecek, daha doğrusu tamamıyla oturan ve örtüşen bir stratejiye sahipler. Şimdi radikal çizgiye sahip var mı? Var. 2-3 kadar var. Radikal çizgiye sahip benim bilebildiğim 3 kadar Nur cemaati var camia içerisinde. Peki bu çizgilerden Said Nursi hangisine oturuyor? Evet, şimdi eski Said'e baktığımız vakit Afgani gibi siyasi bilinci önde tutan, siyasi bilinci öncelik veren bir lider tipi var karşımızda. Daha radikal, eski Said, daha köktenci. Az önce bahsettiler meşruiyeti meşrua olarak dönüştürüp, şimdi ortada bir akım var. Bir akım söz konusu. Orada strateji şu, benim görebildiğim kadarıyla bu akımı kanalize etmek.
var olan bir şey var. Şimdi Osmanlı'nın son döneminde özellikle Fransa ile olan etkileşim, kültürel siyasal etkileşim, Osmanlı aydınlarının etkileşimi bir takım hareketleri başlatmıştır. İşte İttihat ve Terakki Cemiyeti ve işte Abdülhamit döneminin istibdat rejimi söz konusu, ikisine de tavır almıştır. Ve meşrutiyeti dönüştürmek, kanalize etmek için meşrua deyimini kullanmıştır. Yani şeriat ölçülerine uyan meşrutiyet ve hürriyet, ona destek vermiştir. Şimdi burada gördüğümüz gibi doğrudan şer'i kavramlarla hareket eden, asla taviz vermeyen, tımarhanelerden hapishanelere, Osmanlı döneminden itibaren tımarhanelerden hapishanelere, divan harbi örflere kadar yargılanmadığı veya göze almadığı bir sonuçta kalmamış bir şahıs var karşımızda, bir şahsiyet var. Ve sonra şeye bakıyoruz, yeni Sait dönemine bakıyoruz. Eski Sait döneminde kendi anlatır bunu. Eski Sait çok tahammülsüzdür. Yani biraz da fevri hareket eder. Böyle anlatır, asabidir. O cesaretin de verdiği bir şeyle fevri hareket eder. Yeni Sait dönemine bakıyoruz, bütün baskılara, tahkirlere rağmen çok daha sabırlıdır. Ve bu sabrının nedenini de şey olarak açıklar. Az önce bahsettiğim misyonunun gereği olarak açıklar. Çünkü o misyon ona bir önceliklerini söyleyeceğim şimdi burada. Mehdiyet hareketi içerisinde üç aşama belirler Said-i Nursi. Bunlardan ilkinin, yani iman hakikatlerinin anlatılmasının, taklidi imanın tahkiki imana dönüştürülmesi vazifesinin kendinde olduğunu veya bu ilk halkanın gerçekleştirilmesi gerektiğine inandığı için diğer iki aşamayı sonraya bırakarak bütün mesaisini, enerjisini bu tahkiki iman hadisesine hasreder. Dolayısıyla orada işte eski Said'in belki tepki gösterebileceği birçok provokasyonla da karşı karşıyadır tabii. Tepki göstereceği, anlık tepkiler göstereceği, fevri hareket edeceği ya da ortalığı ayağa kaldıracağı, yani bir nutukla yüz binleri ayağa kaldıran bir adam bakıyorsunuz, yüz binler ayaktayken oturtuyor onları. Sessiz kalın diyor. Anarşiye karışmayın diyor. Bu Said Nursi Hazretleri'nin kişiliğindeki değişime mi bağlıyorsunuz? Kişiliğinde yoksa... değil, vazifenin verdiği bir şey ve kişiliğini zorluyor. Yani bunu çeşitli yerlerde kendisi anlatır zaten. Der ki eski Said işte böyle böyle davranırdı. Hatta bazen eserlerinde bunu görürsünüz, çok ilginçtir. Bazen bazı hadiselere cevap verirken artık tahammül sınırı aşıldığından veya belki de şartları öyle gördüğünden der ki yeni Said kafasını bir kenara bırakıp buna eski Said kafasıyla cevap veriyorum der ve çok daha sert, radikal cevaplar verir. Bu çok temel bir ayrımdır. Çok temel bir ayrımdır. İç içe geçmesi de söz konusu değildir. Ve burada gördüğümüz gibi eski Said'in belki Demokrat Parti'yi kullanma amacıyla, kanalize etme amacıyla destek vermesi, bir çeşitli ilişkiye geçmesi söz konusu olabilir. Ama ben yeni Said'de bunu mümkün görmüyorum. Bence böyle temel bir ayrım söz konusu burada. Yani şimdi, yeni Said'de mümkün görmediğiniz Demokrat Parti'yi kullanma. Tabii hadisesi. Demokrat Parti'yi kullanma veya gündelik siyasetle ilgilenme. Ben kesinlikle bunu mümkün görmüyorum. Çünkü 2. Dünya Harbi'ni bile izlemeyen bir adam. Demokrat Parti'ye onu, destek verdiği söylediğini. Sadece söyleniyor. Şey bunu yani eserlerinde destek veriyorum, oy verin şeklinde hiçbir ifade yoktur. Var. Nerede efendim? Var, ben layıkalarını okuyorum. Nerede efendim? Sayın Nursi Emirdağ layıkalarında ve hatta diyor ki dindar ve dine hürmetkar demokratları Kur'an namına, din namına muhafazaya çalışıyorum, ehli imanı da muhafazaya çağırıyorum diyor. Ve Sayın Nursi bakın kendi talebeler Adnan Menderes'e yazı yazarken biliyorsunuz Emirdağ'ında hatta kendi talebelerindendir ilçeyinin şeyini kuran Hamza Emek'tir. Evet. Dolayısıyla Menderes'e yazdığı bir mektubunda da Demokrat Nur talebeleri namına Said diye imzasını dahi atmış. Yani siz bunları bizimle böyle de araştırmadan kendinizle atmanız olmaz. Söyleyeceğim lütfen rica ederim. Atma. Aslında yani, Mehmet ederim. Bey'e ben bir soru sormak istiyorum. Ben bitireyim. Çok kısa bir şey. Tekrar dönüyorum. Yani, Mehmet Bey ben... Sana eser yerini gösteriyorum. Sen kendi meselelerinden şey yapıyorsun. Bu noktada alın bir şey. Alın okuyun eserlerini. Yanlış, noksan tetkik. Bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Ben bu noktada. Said-i Nursi Hazretlerinin Demokrat Parti'ye verdiği destek o günden günümüze değin o çizgiye verilmiş bir destek olarak addedilebilir mi? Böyle değerlendirilebilir mi? Siz bu desteği çok genel anlamda günümüze getirecek olursak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi efendim tabii esas temel meseleye bence arkadaşımız da inmiyor. Said Nursi Demokrat Parti meselesi değil. Said Nursi temel hakları savunuyor.
gerçek yani hürriyeti, adaleti, meşvereti, hürriyeti savunuyor. Kim ki buna sahip çıkıyor? Said Nursi onlara sahip çıkmış. İttihat Terakki de baştan güzel fikirleri var. Gayet şeyleri var. Said Nursi bakıyorsunuz onlarla beraber. Sonra İttihat Terakki sapmaya kalktığı zaman karşısına geçiyor. Milli mücadelede de milli mücadelenin hedefleri gayet güzel. Said Nursi orada. Milli mücadele yapanlar hedeflerinden sapınca Said Nursi yine onları karşısına geçiyor. Şimdi burada körü körüne demokratı tutmak değil. Temel espri yani bu demokratlığın bir hoşgörü olmasıdır. Farklı düşünce ve görüşlerin bir arada hürriyetçi parlamenter sistem içinde yaşamasıdır. Evet. Said Nursi bunun İslami olduğunu zaten Cumhuriyet'ten evvel de savunuyor. Demokrat Parti zaten ehvenişer tutmasının sebebi de Demokrat Partisi. Hala bugün de zaten demokratlaşmış değil Türkiye. Ve biz bunu savunuyoruz. Gene diyoruz ki Hazret demokrat mıydı? Efendim kendisi İslam'ın şimdi demokrat kelimesinle bana göre şunlardan yanılıyoruz biz. Evvela demokrasinin kelime üzerinde değil oturduğu esaslara bakın. Sayın Nursi de buna bakmış. Şimdikilerinin yanıldığı da bu. Şimdi ben diyorum insan temel hakları ne almış demokrasi? İslam bunu reddediyor. Sonra hürriyet almış. İslam hürriyeti reddediyor. Sonra adalet hukuk devletini almış. Reddediyor. Seçimi esas almış demokrasi. İslam bunu reddediyor. Terminoloji reddediyor. Terminoloji bakma sen. Sen terminoloji farkı değil. Bakın. Televizyonu alıyoruz, elektriği alıyoruz. Batı medeniyetine kapımız açık mı? Yol geçen hanımı. Efendim Batı medeniyetine, teknolojisine kapımız açık. Sadece ahlak ve sefahatine o taraflarına kapalı. İşte gümrüğümüz buradadır bizim. Said Nursi de diyor ki hatta Avrupa'yı ikiye ayırıyor. Bir İsevi dininden süzülmüş, saf, tasaffi etmiş, bu ölçüde İslam'ın işe insanlığın refahı ve saadeti için yaşayan teknolojisi, fenleri o noktada gelişen Avrupa'yla zaten diyor Kur'an barışıktır. Evet. Ama çok, sefahat ve dalalete giden. Teorik şimdi, bir tartışmaya ben dönüştü. Burada ben şunu söyleyeceğim bir şey meselesinde. Şimdi Said Nursi'nin Cumhuriyet'ten sonra iman hareketine yönelmesinin sebebi Cumhuriyet hükümetinin hem Kur'an'ı hem imanı hem ahlakı hem İslam'ı tahribe yönelmiştir. Said Nursi artık orada içtimai sosyal yapılacak bir şey yoktur. Çünkü temel tahribe uğruyor. Said Nursi ondan sonraki bütün eserlerinde imanın esaslarını yani iman nedir? Kur'an nedir? Hikmetleri nelerdir? Niçin efendim İslam bugüne de yarına da cevap verebilir? Buna göre çünkü orada tahrip var. Halbuki Cumhuriyet'ten evvel devlet Müslüman, millet Müslüman öyle veya böyle. Evet. Noksanları da olsa. Ama Cumhuriyet'ten sonra din devletten çıkarılıyor. Ve devlet dinin her tarafına karışıyor, her tarafını tahrip ediyor. Ve tahrip ediyor aynı zamanda. Evet. Elbette ondan sonra Said Nursi'nin hareketi nereye kadar? Hürriyet yok. Millet yok orta yerde. Ta 1946'ya kadar. 46'da çok i̇şte az o zaman, vaktimiz bakın bunları, kaldı. Bunları bilmeden eski Said yeni Said. Hayır bana göre eski Said yeni Said bir bütündür. Sadece eski Said yeni Said şunu söylüyor. Ben hayat içtimaiye ait olan söyleyeceklerimi söyledim. O bütünlüğü bakın, koparmadan. Müsaade buyurun. Yok, müsaade yok. Buyurun. Hutbe-i Şamiye ve zehirleri benim size içtimai noktada ders noktasında onları size onlara havale ediyorum diyor. Şimdi Said Nursi'yi böyle bilmezseniz o zaman bir kelimesini alırsınız, bir cümlesini alırsınız. Evveli sonu yok. Evet. Neden niçini yok. O zaman yanlış bir Said Nursi efendim, çıkar ortaya. Burada söylemek istediğim iki nokta var. Ama ondan önce şunu belirtmek istiyorum. Tamam nur talebesi olmaları hasebiyle bir cemaatin de lideri olmaları hasebiyle elbette söz hakkına elbette söz hakkına sahiptirler ama Risale-i Nur ve Said Nursi hakkında başkalarının söz söylemesine pek tahammül edemiyorlar benim anlayabildiğim kadarıyla. Hayır yanlışlara tahammül edemiyorum. Başkaları ben da, o kadar. Sizce şimdi, yanlış efendim sizce göreceli. Ama eserinde senin dediğin yanlış. Şey İzin yok diyorum böyle. İzin verir misiniz? Mesela budur. İzin verir. Yok diyorsunuz ben var diyorum. Söylüyorum hayır yok diyorum var. Ben İzin de. İzin verir misiniz? Yazarsınız. Ben bir şey söylemek yok istiyorum. Demek de, yok demek de, yok demeniz de yok olmaz. Alıntılarını yapıyorum. Bir şey söylemek zaten. İstiyorum. Ben yine çok az vaktimiz kaldı. Daha da tartışacağımız çok önemli maddeler var ve çok teoride kalan bir tartışma haline kalmasını da istemiyorum. Onun için bu teorik tartışmaları sona erdirici bir
düzlemde evet. devam ederse tamam, çok iki, memnun tamam. olacağım. İki nokta söyleyip ben de senin bu DP Demokrat Parti'ye verilen desteğin onun çizgisine limitsiz bir destek olup olmadığı soruna cevap vermek istiyorum. Ama ondan önce şimdi 1946'dan sonra bir değişimin söz konusu olduğunu söylüyorlar Yeni Sait'te. Tamam, pekala, iyi. Nedir bu değişim? İşte Demokrat Parti'ye bir destek söz konusudur. Halk Partisi'ne karşı. Tamam. Şimdi bakıyoruz. Cumhuriyet dönemi boyunca 1946'lara kadar çok partili sisteme geçilen döneme kadar gerçekten korkunç Jacoben bir baskı söz konusu. O zaman resmi ideolojinin dayatmaları had safhada. Ve bunu evet. iliklerine kadar yaşayan bir muhalefet hareketi var ortada. Bu muhalefet hareketi ve başta ben söyledim. Arapça ezan İslam'ın en önemli esaslarından, şiarından yani İslam'ı temsil eden esaslardan biridir. Ezan Arapça aslında Türkçe'ye dönüştürülmüş ve Türkçe olarak okunuyor. Minarelerden Türkçe ezan sesleri yükseliyor. Bu dönemden sonra Demokrat Parti iktidarında Adnan Menderes iktidarında ezan tekrar Arapça aslına döndürülüyor. Bunu çok önemsiyor Bediüzzaman Hazretleri. Ezanı İslam'ın bir şiarı olarak önemsediği için bu hareketi de çok önemsiyor ve Adnan Menderes'e bundan dolayı İslam kahramanı diye hitap ediyor. Evet. Ama bu bir yönüyle ilgilidir. Yani bir hareketiyle ilgilidir. O hareketinde İslam kahramanıdır. Bu demek değildir ki Adnan Menderes bütün kişiliğiyle, hareketleriyle özdeşleştiği veya liderliğini yaptığı, genel başkanlığını yaptığı partiyle bir İslam kahramanıdır. Yok, hayır. Sadece o hareketinde bir İslam kahramanıdır. Şimdi devamına geliyoruz. Demokrat Parti'ye verilen destek o çizginin devamı olan AP ve sonraları da işte 80 sonrasında da Doğru Yol Partisi için geçerli midir? Şimdi bence burada da başka bir husus var. Adnan Menderes'le başlayan, sonra Demokrat Parti'ye desteğe dönüştürülen, Ehven-i Şen kisvesi altında desteğe dönüştürülen, daha sonra Adalet Partisi ile süre giden ki o zaman Süleyman Demirel'in de devreye girmesiyle süre giden, kuvvetlenerek süre giden ve bana göre 80 sonrasında Süleyman Demirel'in şahsında odaklanan bir destek söz konusu burada. Süre giden bir destek söz konusu. Eğer hadise sadece siyaseti, gündelik siyaseti akım adına hareketin lehine kullanmak olsaydı bence çeşitli zamanlarda bu destek değişik odaklara yönelebilirdi. Ama bakıyoruz adres hep aynı. Hatta dediğim gibi 70 sonrasında adres Süleyman Demirel'in şahsıdır. Kim gösteriyor bu adresi? Bu adresi... evet. Şimdi Yeni Asya Camiası'ndan bir kopma söz konusu. Orada ben... Bu adres göstermelerden kaynaklanan bir kopma mı acaba? Onu söyleyeceğim şimdi. Evet, adres göstermelerden. 73'lerden işte 93'lere kadar, 92'lere kadar verilen bir destek söz konusu. 20 yıl az bir zaman değil ve şüphesiz beklentiler var. Her ne kadar bizim beklentilerimiz yok dedilerse de mutlaka tabanın beklentileri vardır. Ve iki kopma oldu. 90'larda Yeni Asya'dan iki kopma oldu. Nasıl yani bir beklenti? Iki kopma bu, o da çok önemli aslında. Bu beklenti bir takım şeylerle ilgili. Hareket adına, kişisel beklentiden söz etmiyorum. Bu konuda benim bir bilgim de yok. Burada hareket adına bir beklenti söz konusu. Nedir? Efendim Adnan Menderes'in İslam kahramanı övgüsüne layık olduğu, liyakat kesbettiği gibi işte ezanın Türkçeden Arapça aslına döndürülmesi gibi devletin halkıyla barışması. Dini hürriyetlerini temel hak ve hürriyetlerini yaşayabilmesi için tamamıyla aslında belki... Aslında Mehmet Bey'le bu noktada çatışmıyorsunuz. Çatışmıyoruz. Yani bu cemaatin... 90'lar var. Ben sadece ilave yaparım. Tamam. Yani bir şey söyleyebilir miyim? Çok önemli bir... İslam kahramanı dememiştir. Şu gelişen Türkiye'deki İslam hareketin sebebi işte o Demokrat Parti'nin musamaha hareketidir. Oraya sadece geleceğiz. Bunu değil. Said Nursi o zaman görüyor. Kur'an kursları açılıyor. İmam Hatip, birçok şeyler yapılıyor. Hep bunların sebebi öbür parti olsaydı buna zaten müsaade etmeyecekti. Şimdi evet. Gazeteci demek arkadaşımızın ki, çok önemli bir yani tespiti oldu. Tek şeye bağlamasın. Noksanlık buradan geliyor evet. biraz da. Cemaatin menfaat beklentisi yok. Yani cemaat önderlerinin kişisel beklentileri yok. Sadece Süleyman Demirel'den ya da dönemin Adalet Partisi'nden, evet. işte bugünün Doğru Yol Partisi'nden beklenen şu, cemaatin manevi ve
bir takım beklentileri, fikri beklentilerinin gerçekleşmesi yolunda adımlar atılması. Evet, çok doğal olarak öyle. Evet. Şimdi tamam, yani bu beklentinin doğal olup olmadığını tartışmak bence çok daha farklı bir şey. Çünkü bana göre, yeni sahide göre bu beklenti tamamıyla bir hata. Yani böyle bir beklentinin tahakkukunu hata olarak görüyor yeni sahide. Siyasete girmemesinin nedeni de, siyasetten uzak kalmasının nedeni de bu. Böyle bir beklentinin gerçekleşme şansı yok ona göre. Ben öyle algılıyorum. Benim neyi peki yani neyi bizim, bekliyor? Hayır onu ya söyle. İzin verir misiniz? Bir şey beklemiyor. Şimdi 20 yıldan söz ettik az önce. Verilen bir destek var. 20 yıllık beklentiler var ve 90'lara geliyoruz. İki bölünme söz konusu. 70'lerdeki bölünmeleri saymıyorum. Onlar işte bir takım cemaatlerin belki de ilk nüvelerinin tohumlarının atıldığı bölünmeler. Sonra 90'lara geliyoruz. İki bölünme, iki ayrılma söz çok konusu. Çok yeni bir şey bu belki çok, de. Çok yeni bir şey ve burada işin en ilginç tarafı şu işin. Ben anlatayım, siz tasih edin efendim. Tamam. Şimdi işin en ilginç tarafı bu. Bir İttihat-ı İslamcılar diye bir grup ayrıldı ve 2 haftalık bir gazete neşretmeye başladılar. O kadar ilginç ki bu gazete neredeyse baştan aşağı anti-Kemalist özelliklerin ve Deccal'ın tanımlanmasının ön plana çıkarıldığı bir gazete. Korkunç bir şey. Burada bir patlama söz konusu. Demek ki 20 yıldır bir bastırılma var. Bastırılan o duygular kim tarafından? Bir teveranla, cemaat tarafından. O beklentiler nedeniyle, izin verir misiniz? O beklentiler nedeniyle örtbas edilen, bastırılan bence bir şey var. Bir kişisel mesele diyor Mehmet Bey buna. Ben anlatayım, o da kendi bakış açısından anlatır. Fatih'i araştırdığı için öyle görüyorsunuz. Şimdi anti-Kemalist özelliklerin bu kadar bariz bir şekilde dışa vurması bence bir patlamanın alameti. Bu da 20 yıllık bir bastırılmanın söz konusu olduğunu gösteriyor. Şimdi birisi çıkardık bu noktada, evet. Ortalığı ayağa kaldırdık. Yeni Asya gazetesinde de anti-Kemalist yayın politikası. Biz Kemalizmle hiçbir zaman barışmadık. O sonradan dönüştü. Hayır, sonradan bir dönüşme var. Yeni Asya gazetesinde de 2 yıl öncesine oranla bir dönüşme söz konusu. Değil mi efendim? Kopmaları önlemek için mi diyorsunuz? Dönüşme yok efendim. Bence evet, manipülasyon. Siz getirin de ben birkaç kelimeyle onların nedenlerini size söyleyeyim. Tabii efendim. Hiçbiri siyasi değil. Şimdi Adalet Partisi'ne 80 sonrasında da Doğru Yol Partisi'ne verilen destek boyunca Yeni Asya Gazetesi'nin bu anti-Kemalist özelliğini kamufle ettiğini görmemek mümkün değil. Ben yani bunu açık yüreklikle söylüyorum. Kendileri başka nedenler olabilir ha, bunu da söylüyorum. Yani mutlaka benim işin içerisinde olmadığıma göre benim bilmediğim bir takım başka şeyler de olabilir. Ben sadece gözlemlerimi aktarıyorum. Diyorum ki ayrılan grubun çıkardığı bir gazete var. Bu gazetede öne çıkan bir husus var. Bu husustan hareketle bir tespit yapıyorum. Bir tahmin yapıyorum. O zaman biz hemen Mehmet Bey'e şunu bitireyim yalnız. Dönelim, evet. Bir izninle iki cümle daha kullandıktan sonra bitireceğim sözlerimi. Diğer bölünme de yine bu beklentilerle ilgili. O biraz daha büyükçe bir grubum. Belki onda, benim de duyumlarıma göre onda biraz daha şahsilik olabilir belki. Ona da çok hangi bölümde? Ayrıntıları bilmiyorum. İttihatçılardan önce 90'larda yine Yeni Asya Yayınları meşruiyet olarak ayrılan bir grup var. Onların bölünmesi belki şahsi olabilir. Benim duyumlarıma göre onu bilemiyorum. Ama İttihat-ı İslam dergisinin çıkması. Onlar ayrı bir grup. O grup bölünmeyi biraz daha fikri bir biraz bölünme. Daha fikri. Ötekinde de aslında bir takım tepkiler var. Öteki de tepkisel. Tamamıyla şahsi değil, kişisel değil. Benim bilebildiğim kadarıyla tepkisel bir bölünme. Şimdi 80 sonrasında önemli bir nokta daha var. 12 Eylül darbe anayasasına evet hayır tartışması. Bu tartışmada da konseyciler diye bir grup çıkıveriyor ortaya Nur Camiası'nda. Bunlar Kenan Evren'i ulul emr ilan ediyorlar. Sapmanın boyutlarını sergilemek için söylüyorum bu hususları. Yani ben asıldan bir sapma olduğunu, Nur Camiası'nda asıldan, özden, kökten bir sapma olduğunu iddia ediyorum. Ve bunun delilleri olarak söylüyorum bunu. 80 sonrasına bakıyorsunuz, darbe anayasasına evet hayır tartışmasında konseyciler diye bir grup çıkıyor. Kenan Evren'i ulul emr ilan ediyorlar. Yani İslam Devlet Başkanı ilan ediyorlar. Biatın şart olduğu, yani her Müslüman üzerine ona biatın vecibi olduğu ulul emr ilan ediyorlar. Bu grup hangi grup? Konseyciler. Mehmet Kırkıncı'nın başını çektiği. Mehmet Kırkıncı Hoca Efendi'nin şey başını çektiği. İzin verir misiniz? Şey yapmaları, İzin biat verir etmeleri, böyle hiçbir İzin şey yok. Ben biata çağırdıklarını söylemedim. Ulul emr ilan etmek. Hayır canım, öyle de bir şey yok. Ulul emr İzin niye verir şey yapsın? İzin... Kenan Evren gibi bir insanı niye ulul emr emri şey yapsın o ki? O sormak lazım. Tam efendim, tersine. 12 Eylül Anayasası'na evet hayır. Kenan Evren tam Kemalist.
Yani sen kalkıp da 40. hoca gibi yahut da insanlara, alimlere o da mı Kemal isteyeceksin? Hayır, tam tersine. Hiç alakası yok. Siz nereden bunu çıkartıyorsunuz? Evet. Ben şimdi soracağım. Şimdi efendim, soracağım. Bir saniye. 12 Eylül sonrasında anayasaya evet hayır tartışması Nur Camii'nde yaşandı mı, yaşanmadı? Yaşandı mı? Tabii. Evet diyenler oldu mu, olmadı mı? Olur ama bu yönde kampanya başlatıldı mı, başlatılmadı mı? Şimdi, bundan dolayı bir kopma oldu mu, olmadı mı? Efendim şimdi yanlışınız şurada. İşte onu ulul emir kabul etmeleri. Yani işte ona biat etmeleri. Bu konuda bir yanlış kitapları şey bunlar. Bu konuda bir kitapları var. Mehmet Kıkıncı Hoca Efendi'nin evet. bir kitabı var. O kitabı gözden geçirdim ben. Burada yok mu efendim? Bir gösterin bize. Darülharp. Görmediyseniz söylüyorum. Darülharp ile ilgili bir kitabı var. Darülharp zaten o şeyden evvel. Söylüyorum kitabını. Ondan evvel bu. 80'den evvel yazılan kitap. Alakası yok. Peki bu gruba neden konseyciler denir efendim? Efendim konseyciler denmesinin sadece bir şeyi 12 Eylül meselesinde. 12 evet. Eylül meselesinde bu arkadaşlarımız Türkiye bir anarşinin içindeydi. Evet. Tamam mı? Ya bu anarşistler gelecekti, Marksistler. Evet. Veyahut da ordu böyle bir müdahale yapmış. Öyleyse buna karşı çıkılmaması lazım düşüncesine. Biz dedik ki yanlış bir mesele bu. Kafa aynı kafadır. Aynı Kemalist kafadır. Dolayısıyla değişen bir mesele yoktur. Evet. Sadece bu meselede bir nüans farkı, bir değerlendirme, bir yorum farkıdır o. Yani evet. bana göre... Bir ürülen bir söz konusu olmasa da... Söz konusu olmasa da... Ben Mehmet Bey'in söylediğini söylüyorum. Yani bir ürülen bir söz konusu olmasa da 12 Eylül harekatına o zamanki şartlar gereği... Evet. Yani evet, efendim ben size efendim. Bir şey söylemek istiyorum. 1982 anayasasına bu millet %92'si oy verdi. Her türlü grup. Evet. İslami bir yanıltma, şaşırtma, saptırma, bir baskı hareketi vardı. Bundan dolayı kaynaklandı. Sadece tabii orada benim, önder kişilerin... Sadece benim o arkadaşlarıma has olan bir şey değil. Elbette. Herkesi şaşırttılar ve sapıttırdılar. Evet. Yani tabii... bir şeyin aksini müdafaa edecek bir zemin kalmadı. Ben onu yaptığım için benim gazetem 400 gün kapandı. Yeni Asya'ya, yeni nesle onun için çevirdik biz. Siz bu... Ondan sonra tasviri, biz bunları yaşadık. Ama kardeşimiz bu meseleleri bana göre tetkik etmemiş fazla. Onun daha için ne, şimdi ben şurada bazı ara sırada biraz belki rahatsız oluyor gibi de şunun için yanlış tespitler, sati araştırma yapmış. Efendim siz ben kendisine kardeşimin dedim ki telefonla aradı beni. Dedim gel kardeşim ben sana sıhhatli bilgiler vereyim. Gel başkasından da araştır. Ziyan yok ben. İlle de benim dediğim doğru demiyorum ama daha güzel doğru şeyler olabilir. Yazı dizisi öncesi evet. mi? Evet, öncesi. Ama ne hikmetse vakti olmadı herhalde gelemedi. Yoksa... İzin verir misiniz abi burada? Yani sati olup olmadığı konusunda, yanlış olup olmadığı konusunda bir şey söylemek istiyorum. Sürekli suçlanıyorum çünkü. Kendileriyle uyuşmayan, kendi fikirleriyle örtüşmeyen bütün fikirleri yanlış görüyorlar. Tamamıyla yanlış buluyorlar. Benim sizinle ayrıldığımız arkadaşlarla ben onların mutluluğunda konuşmadım. İzin verir misiniz? Hayır. Hiçbir zaten eleştiriyi... sizin yani ileriye sürdüğünüz yanlışlara hayır. müdahale ettim. Hayır, yoksa tamam. İzin verir misiniz? Ben şimdi kalkıp da 40. hocam şöyle öbür böyleydi. Ben baştan da söyledim. Temele dayanan hiçbir mesele yoktur. Evet. Evet. Şahsi ve satidir dedim. Ben bu kadar söyledim. Tamam. Hayır yani... Her neyse uzatmak istemiyorum. Şimdi evet ben aslında konuyu başka bir noktaya tamam. çekmek istiyorum. Tamam, ama çekeceğim bu noktanın da çok tartışılan bir nokta olduğunu, yine Sayın Kutlular'ın bu noktaya çok sert itirazlarının olabileceğini de düşünerek çekmek istiyorum. Bizi yan yana oturtmasaydınız bari. Biz hoşgörüyü, demokratlığı, böyle karşılıklı fikirlere saygıyı savunuyoruz. O peki. benim tepki verdiğim, benim de yapım var. Biraz heyecanlı gibi konuşursam, evet. yani o kızdığından falan değil, evet. onu da o tarzda değerlendiriyor. Yoksa yok, saygı duyuyorum ben. Şimdi, bu kadar senin eşiatın içindeyiz, o kadar şey aleyhimize yazılar evet. yazılıyor, şey. Ne tepkisi gösteririz? Herkes düşünce, görüşünü söylemekte hürdür, buyur. Hem yazı dizisinde, hem de... geçmişte birçok defalar dile getirilmiş bir iddia var. Bu da şu, Risale-i Nur külliyatı üzerinde tahrifat yapıldığı iddiası. Ben hatırlıyorum 1985'li yıllarda, 85'te Girişim isimli bir dergide bu tahrifat iddiaları geniş bir şekilde yer almıştı. Ve bu iddialara karşı da gazeteniz yazarları bu dergiyle çok şiddetli ve yoğun bir polemiğe girmişti. Bugün yazı dizisinde görüyoruz işte Mehmet Akif Bey'in
başlattığı yazı dizisinde tahrifat iddialarına kısmen yer verdi. Belki de ilerleyen günlerde bu tahrifat iddialarını da açıklayacak. Ben önce Mehmet Akif Bekir'e sormak istiyorum. Gerçekten Risale-i Nur külliyatı üzerinde bir tahrifat söz konusu mudur? Bazı noktalarda böyle bir tahrifata rastladığınız oldu mu, oluyor mu? Önce siz bu konuyu dile getirin. Tamam, ben bir takım şeyler var ortada. Sizin bahsettiğiniz girişim dergisi de var. Başka dergiler de var, yayınlar da var bu konuda işte örneklerin sergilendiği. Ama önemli olan şu. Şimdi ben el yazması asıllarını görmedim bunların. Ve bir mukayese var ortada. Bu işi yapanlar da bu işin dışındaki insanlar değil. Yine camia içerisinde bazı insanlar, gruplar ya da cemaatler bu tahrifat iddialarını ortaya atanlar. Hatta Temvir Neşriyat adında bir neşriyat kuruldu. Bu neşriyatın kuruluş gayesi de aslına uygun olarak basmaktı. Risaleleri yeniden basmaktı. Ben öyle biliyorum. Bu anlamda da tarihi bir görev yerine getirdiklerini söylüyorlar. Böyle de bir iddiaları var. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu, bu çok ciddi bir iddia. Bu iddiayı ortaya atan da ben değilim. Camia içerisinde de süre gelen bir tartışma bu. Tahrifat olup olmadığı konusu. Şimdi neden tahrifat? Varsa eğer tahrifat, neden? Tahrifat çünkü eğer bir sapma söz konusuysa bu sapmayı kamufle etmek ve o bütünlüğü bozmamak için mutlaka bir takım şeylerin yapılması gerekiyordu. Bunun için işte Ehven-i Şerkabil'inden bir takım şeyler olabilir. Gerekçeler ileri sürülebilir. Nedir? Mesela özellikle kamufle edilen tahrifatın yöneldiği kamuflajlar Bediüzzaman Said Nursi'nin Kürt kimliğiyle ilgili ve düzen karşıtı çok rigid, radikal, belki de eski Said söylemine yakın bazı ifadeleriyle, tanımlamalarıyla ilgili. Eğer bir kamuflaj varsa bunlarda olabilir. Bunlarda ama olabilir. Tabii kesin elimizde şimdi tahrifat var, yapıldığına tahrifat dair delil, örnekler var ama şöyle, yani bu işin aslı bende diyen, bu işin aslı bende görmek isteyene gösterebilirim. Yani asıl nüshaları var, el yazması nüshaları var bende. Görmek isteyenlere gösterebilirim diyerek matbu dergilerinde bu işin aslını, orijinalini ve tarif edilmiş bölümünü işte ayrı ayrı yayın evlerinin bastığı Risale-i Nur külliyatlarından, eserlerden tarif edilmiş kısmını ve orijinallerini yan yana koyarak kıyaslayan bahsettiğim gibi bir Temvir Neşriyat grubu var. Onlar böyle bir şey yapıyorlar. Böyle bir iddiaları var. Görmek isteyen tahrifatın orijinallerini görmek isteyen varsa gelsin gösterelim de diyorlar. Ve bunu neşrediyorlar. Dergilerine neşrediyorlar. Ben hemen Mehmet Bey'e dönmek istiyorum. Bu tahrifat iddiaları ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Bu iddialara efendim, çok sık tabii, karşı karşıya tabii kaldınız mı? Şimdi işte bir arkadaşımız, işte Temvir Neşriyat dediği bir arkadaş bu. Bana göre hiç böyle bir mesele yok. Sadece burada bir arkasında başka bir maksat var bunun. Ve bir demagoji var. Bir demagoji var. Çünkü arkadaşların, diyelim ki onu diyen insanın iddiası şu. Şimdi Bediüzzaman Said Nursi eski eserlerini 1950'den sonra tekrar neşrederken bazı şeylerini değiştirmiş. Mesela şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nda şarkın coğrafyada ve devletin efendim arşivlerindeki ismi Kürdistan'dır. Karadeniz Lazistan'dır. Dolayısıyla ilk meclisi mebusana baktığınız zaman Kürdistan milletvekili, Lazistan milletvekili, Lazistan mebusu. Lazistan mebusu. Şimdi bunlar coğrafi tabir olduğu için nasıl ki işte Tataristan, Türkistan vesaire, yani bir ırkın fazlalıkla bulunduğu yerlere o ırka izafeten böyle isim verilmiş. Said Nursi de Bitlis'te doğmuş. Onun için eskiden kendisi imzasını atarken de Cumhuriyet'ten evvel Said-i Kürdi olarak atmış. Nasıl ki Abdülkadir Geylani o memleketine izafeten, İmam-ı Gazali kendi memleketine izafeten, onlar imzalarını attıkları onunla anıldığı gibi o zaman böyle ayrı bir devlet gibi, ayrı Kürt ırkçılığı gibi bir şey mevzubahis olmadığı gibi böyle bir düşünce de yok. Sayın Nursi'nin böyle bir düşüncesi de yok. Bundan dolayı tabi Sayın Nursi gayet tabi o zaman Said-i Kürdi diye imza attığı gibi. Ama Cumhuriyet'ten sonra bu meseleler biliyorsunuz devlette bir hassasiyet meydana gelmiş. Ve Said-i Nursi de eserlerini
tekrar eskiden Cumhuriyet'ten evvel neşrettiği eserlerin, münazaratta, Hutbe-i Şami gibi eserlerinde kendi tasihatı var. Kürdistan'ı şark yapmış. Bu müellifin hakkıdır. Çünkü onun maksadı ayrı bir Kürdistan'ı savunup da Kürdistan devleti kurmak değil. Said Nursi bir din alimidir. Irkçız zaten olamaz. Din ırkı men, ırkçılığı men ettiği için. Ama kendisi Kürttür. Kürt ayrıdır. Ben hangi ırktan geleceğim benim elimde değil. Ama Kürt ayrıdır. Kürtçü ayrıdır. Said Nursi'nin hiçbir zaman eserlerinde ben Türk'üm. Ben Said Nursi'nin bir talebesiyim. Bu kadar da garpta okuyan insan var. Eğer Kürtçü, Kürt devleti düşüncesi olsaydı niçin ben hem dinimin men ettiği hem de kendim de Türk'üm. Niye o zaman ya Said Nursi'ye talebe olayım arkasından gideyim ki? Bunun mantığı olmaz. Şimdi bunu diyen arkadaşlar da maalesef ırkçılık olduğu için şimdi diyorlar ki tamam o zaman bu böyle olmuş ama bakın bu Cumhuriyet'ten evvel yazıldığı tarzda böyle. Sonra siz bunları neşrederken Kürdistan'ı kaldırmışsınız. Şark koymuşsunuz. Hatta ben diyorum ki hayır onu Said Nursi düzeltmiş. Ben düzeltmedim. Ve elinde orijinal düsteler var. Kendisi tahsiye etmiş. Münazaratın farzinsel ön kısmını yazmamış. Sonradan neşrederken. Niye? Çünkü hükümet bazı şeylerin üzerine hassas geliyor. Öküz altında buzağı arıyor affedersin. Dolayısıyla Said Nursi de o meseleleri bir eserin müellifi olarak tabii hakkıdır. Bu tabii hakkını kendisi tahsil yaparak maksadına uygun hale getirerek Cumhuriyet'ten 1950'den sonra neşredilirken Latin harfleriyle böyle yapmış. Evet. Ama bu arkadaşlarımız da işte bak bunu değiştirmiş bunun aslı budur. Biz bunun aslını neşrediyoruz. Hayır canım. Yani biz Said Nursi'nin eskiden de neşrettiği söylediği meselelerden rahatsız değiliz. Çünkü o Said-i Kürdi derken Kürtçülüğü Kürt devletini şey yapmıyordu. Onu lanse etmiyordu. Böyle o bir iddia yok zaten. Yok zaten böyle bir iddia. Öyleyse Kürdistan tabiriyle de oradaki kastı kendi o ırkın daha toplu bulunduğu yere izafe ediliyor. O da oradan çıkmış. Geliyor kendi yöresinin meselelerini Sultan Abdülhamit'ten o dertlere derman istiyor. Dolayısıyla yani şimdi tahrifatın daha çok rejim karşıtı söylemde Kürt meselesi efendim, sadece karşıtı, sadece o tahrif dediği şey Kürt meselesinden dolayıdır. Başka bir şey yoktur. Sayın Nursi öyle bir imandan gelen cesareti vardır ki hiç kimsenin önünde eğilmemiş, hiçbir şartlar onu eğip bükememiş. Her söylediği söyleyeceği meseleyi her zaman hayatını da ortaya koyarak söylemiş, haykırmış bir insandır. O söylemiş de iddia şu. Ondan sonra işte talebeleri, etrafındaki ilk halka böyle bir tasarrufta bulundu mu, bulunmadı mı? Hayır, bulunmadı. Mı? Çünkü bakın, Said Nursi'nin talebeleri daha hayatta. Bunu iddia eden adam Said Nursi'nin hayatındayken yanında bulunmuş bir insan değil. Daha yaşı zaten efendim 40'ın ancak olan bir insan. Yani ne Said Nursi'yi görmüş, ne yanında talebelik yapmış. Öyleyse Said Nursi'nin talebeleri var. Yanında bulunan hizmet eden insanları var. Onlar diyorlar ki böyle bir şey yok. Orijinal üstler bizim elimizde. Bunlar yaşıyorlar. Ve buna da cevap vermişler. Ama tabii dinleyen yok. Bu arkadaş da evet ırkçılık noktasında biraz kendisinde var. Onu bu tarafta alet etmek istiyor. Hayır. Biz Türkiye bir bütündür. Kürtler de bizim kardeşimizdir. Biz bakış noktamız böyle ayrı bir şey meselesiyle. Devletin yanlış politikası var ona ben de karşıyım. Peki, bu dolayısıyla yani ben bir dolayısıyla burada tahrifat diye bir mesele yoktur. Sadece Sayın Nursi bazı mevzuları, bazı hususları kendisi kelime olarak değiştirdiği gibi bazı meseleleri de yanlış anlaşılır diye mesela Osmanlıca el yazması nüshalarında vardır. Latincesine bir iki mevzu var ki diyelim ki bunların bir tanesi münafıklar bahsidir. Ama bu Osmanlıcasında vardır. Niye münafığın sıfatlarını sayıyor? Efendim evet. Bu çok cahil de bilmeyenin eline geçerse her önüne gelene münafık der. Ama onu zaten neşredilmiş o. Yani bunlar bu gibi şeyler ayrı işte bunlar ciddi ve teknik ve temel meseleler. Bunlar bilinmediği zaman evet. Tahrifat o. Hayır Risale-i Nur Said Nursi zamanında nasıl neşredilmişse çünkü Said Nursi Risale-i Nur külliyatını Latin harfleriyle kendi hayatındayken neşretmiş. Evet. Ve kendi tahsiyatından geçirmiş. Öyleyse böyle bir iddia
zaten havada kalır. Yani şöyle olsaydı, Sayın Nursi Osmanlıca neşretmiş olsaydı el yazısıyla, eski Arap harfleriyle diyelim, vefat etmiş olsaydı, onu sonradan biz Latin harfine çevirirken bir takım tasarruflara gitme ihtimali kafaya, akla gelebilirdi. Ama öyle değil ki, Latin harfleriyle de kendisi hayattayken onları neşretmiş, tamamlamış külliyatı. O zaman Sayın Nursi her satırına, her kelimesine kendisi tahsiyattan geçmiş ve böyle yapmış. Biz de bunu böyle biliyoruz. Biz, onun talebeleri bizzat hizmetinde bulunan, çünkü ben bizzat hizmetinde bulunmadım. Ama bizzat hizmetinde bulunan yaşayan abilerimiz var bizim. Onlar diyorlar ki işte böyle kendisi neşretti. E şimdi bir arkadaşın kalkıp da değil efendim. Şimdi gazeteci ben, Mehmet Akif Bekir'in bir sorusu var size. Ben bir soru sormak istiyorum şimdi. Pardon. Bediüzzaman Said Nursi'nin hayatına baktığınız vakit çok önemli bir proje görürsünüz. Osmanlı'nın son döneminde de bununla ilgili bir takım sıkıntıları olmuştur. Halen Toptaş'ında İmam Hatip binası olarak vazife gören veya hizmet veren bir bina var. Önceleri itibarhane idi o bina Sultan Abdülhamit döneminde. O dönemde Bediüzzaman Said Nursi de bir süre orada kalmak zorunda bırakılmıştı. Bunun nedeni de çok önemli, kendinin çok önemsediği, iki defa teşebbüs ettiği ama her ikisinde de yarım kalan bir proje. Med Zehra projesi. Mısır'daki Eser Üniversitesi'ni örnek alan Kürt-Türk-Arap kardeşliğini tesis etmek için de Kürtçe, Türkçe ve Arapça dillerinde eğitim verecek komplike bir şey, bir üniversite. İki defa dediğim gibi bu projeyi gerçekleştirmek için teşebbüste bulunuyor ve her ikisi de birinci Can Harbi'nin çıkması nedeniyle yarım kalıyor. İlkinde de bu projeyi götürdüğü Sultan Abdülhamit tarafından önce tımarhane sonra da hapishaneye gönderilmesi nedeniyle gerçekleştiremiyor. İlk sorum şu. Bu Med Zehra projesi madem bu kadar önemli, işte siz takipçileri olarak önderinizin bu kadar önemsediği bir projeyi neden rafa kaldırdınız? Yani ben bu projenin gerçekleştirildiğine, bu yönde bir takım teşebbüsler olduğuna dair bir duyum almadım. Şimdi yani yani bunun çok önemli bir boyutu var çünkü bence bu projenin gerekçesi, Hazret'in kafasındaki gerekçesi dönemin sizin o bahsettiğiniz Kürdistan coğrafyasında kesret-i nüfus, kendi tespitleri ve deyimleriyle kesret-i nüfus yani nüfus yoğunluğu, cehalet ve fakirliğin kol geziyor olması ve Sultan Abdülhamit'le görüşmesinde de belirttiği gibi bunun komünizme müsait bir zemin teşkil ettiği ki sonra yok. Bolşevizme? Yok orada öyle bir şey yok. Zaten o zaman komünizm, bolşevizm diye bir şey yok. O 1917'den sonra biliyorsunuz bolşevizm. Bu hadise ne zaman efendim? Yani o değil. Bu hadise ne zaman? Yani komünizm meselesi Sultan Abdülhamid'e giderken orada yok. Sadece ben okuduğumu hatırlıyorum ama eserlerini. Hayır siz gene bakın. Yanlış olabilir. Bakın çünkü o zaman neyse, komünizm diye bir şey yok canım. Yani komünizm diye bir şey yok o zaman. Ben şimdi size cevap vereceğim. Bir saniye evet. Tamam. Böyle bir sıkıntının olduğunu ve bunun aşılabilmesi evet. için belirli merkezlerde, o coğrafyanın belirli merkezlerinde bir takım okullar açılması gerektiğini söylüyor. Böyle bir teklif götürüyor. İlkinde Sultan Abdülhamit'den dediğim gibi tımarhane ve hapishane şeklinde cevap alıyor. Daha sonra Sultan Reşat'tan bir destek sağlıyor. Bu destekle projeyi başlatıyor, temelini atıyor ve Birinci Dünya Savaşı çıkınca talebeleriyle beraber gönüllü alay kumandanı olarak harbe katıldığı için Pasinler'de proje yarım kalıyor. Bir daha da gerçekleştirme imkanı olmuyor benim bilebildiğim kadarıyla. Evet. Şimdi bakın burada temel bir şey, güzel bir şey tabii bu. Sayın Nursi o yörenin insanı. Hastalıklara bakmış, cehalet var, zaruret var, ihtilaf var. En önemlisi bunların bir tanesi bu cehalete karşı ilimle ancak cehalet orta yerden kaldırılabilir. Dolayısıyla orada medrese tarzı ilim yapılıyor fakat bu noksan. Sayın Nursi'nin projesi iki şey üzerine dayanıyor. Bunların bir tanesi fen ilimleriyle din ilminin birleştirilmesi. İkincisi de Osmanlı İmparatorluğu'nun varlığını ve vücudunun tekliğinin devamı bakımından İttihat-ı İslam'ı temin edecek bir şeyin takip edilmesi. Siyasetin. Yani burada işte burada kurulacak olan üç yerde efendim
Van, Diyarbakır ve Erzurum'u daha ziyade şey yapıyor, evet. Said Nursi. Ve Burnan'da nasıl ki diyor Eser Üniversitesi şey Mısır'da, Kahire'de böyle Afrika'ya, sahil yerlere hizmet veriyorsa bu da Asya Afrika'dan daha büyüktür. Öyleyse değişik ırk ve milletlerden olan insanları burada okutarak, ay Müslüman olanları tabii, ırkçılık aralarına girip bir fesat çıkarmasın, Osmanlı İmparatorluğu da çözülüp yıkılmasın diye, çünkü Said Nursi İttihat İslamcı. Evet. Dolayısıyla ikinci ağırlıklı nokta da işte oralardan gelen talebelerin burada ders görmesi. Ve diyor ki bir din ilimleriyle fen ilimlerinin birleştirilmesi lazım. Çünkü aklın nuru fen ilimleridir. Vicdanın kalbin ziyası din ilimleridir. İkisinin birleşmesiyle o talebenin hakikat tecelli eder ve talebenin himmeti yani ziyadeleşir. Ayrıldığı zaman diyor dini sadece okuyanda taassup, sadece fenli okuyanda da hile ve şüphe meydana gelir diyor. Ve oradaki tavsiye ettiği ayrı bir mesele ikinci yönüyle, ikinci yönüyle de burada diyor Arapça vacip olacak. Çünkü beynel İslam o zaman Osmanlı İmparatorluğu içinden efendim 40 tane devlet çıkmış. Ta Hindistanlara kadar efendim Osmanlı İmparatorluğu'nun bünyesi içinde bunlar. Dolayısıyla Arapça beynel İslam anlaşma dili olduğu için burada Arapça vacip olacaktır. Arapça tedris yapacak orası. Nasıl şimdi İngilizce tedris yapan yerlerimiz var, öğretim yapan yerlerimiz. Niye? Beynel İslam İngilizce olduğu için. O zaman da beynel, çünkü biz imparatorlukuz o zaman. Böyle dar bir şeyse sıkışmış şey evet. Değiliz. Dolayısıyla Arapça vacip olacak orada, ders Arapça yapılacak. İkincisi Türkçe lazımdır. Çünkü devletin dilidir bu. Mutlaka orada Türkçe'de şey yapılacak. Sonra Kürtçe caizdir diyor. Ya olursa da olur, olmazsa da olur. Ama orada diyor halk Türkçe'yi bilmediği için mahallin diyor o mahalli lisanı aşina hocaların oraya tayini lazım. Çünkü nasıl ki yabancı bir dile gittiğiniz zaman bir hazırlığı vardır bunun. Evvela o dili öğretirsiniz. Sonra ilmi verirsiniz ona. Dolayısıyla Said Nursi orada bugün de aynı şeye ihtiyaç var zaten. O gün demiş de bugün geçmiş değil. Şimdi Said Nursi demek ki bir İttihat İslam'ı temin edecek tarzda yüksek üniversite dediği o zaten üniversite istiyor. Bu tarzda bu esaslar üzerine oturmasını istiyor. İki fen ilimlerinin dil ilimlerini. Niye diyor efendim siz bunu o zaman gerçekleştirmek için uğraşmıyorsunuz? Biz gerçekleştirmek için değil. Said Nursi biliyorsunuz Erzurum Üniversitesi'nin temeli atıldığı zaman, Celal Bayar şey yaptığı zaman eserlerinde var, mektuplarında sahip çıkıyor. Diyor benim bu kadar seneden beri idealim olan bir şeydir o diyor. Erzurum'da kurulan Atatürk Üniversitesi. Atatürk Üniversitesi'ne tabii sahip çıkıyor. Niye? Evet, Said Nursi'nin istediği gibi belki değil ama ileride ona da geçiş yapacaktır o. Neden? Sayın Nursi'nin talebeleri devlet değil ki, o zaman özel okul alışma, üniversite kurma zaten şeyi verilmemiş. Yani müsaadesi yok. Ancak bunu devlet yapıyor. Evet. Ama biz her zaman için bu fikri savunarak, bunun lüzumuna inanarak, bunun neşriyatıyla geldik. Dolayısıyla Sayın Nursi yani böyle üniversitelere de alkışlıyor ve sahip çıkıyor. Çünkü benim idealim oradaki cehaletin izalesi işte böyle üniversitelerle. Fen ve dil ilimle, din ağırlıklı orada olsun diyor. Din ağırlıklı olmasının sebebi de çünkü bu unsurları, değişik ırkları kaynaştıran, birleştiren, yapıştıran dindir. Onun için din ağırlıklı olsun diyor. Evet. Ama fenler de mutlaka okutulması lazım. Şimdi Said Nursi'nin idealiydi bu. O zamanki Sultan Abdülhamid'e de götürdüğü bir tavsiyeydi. Ama ben şunu da tabii diyeyim, bir yanlış şey yani yanlışlık olmasın. Sayın Nursi bunu Sultan Abdülhamid'e götürür. Ama tabii ki Sultan Abdülhamid'den direkt görüşemediği için orta yerde vasıtalar var. Evet. Sayın Nursi götürüyor projesini, veriyor. Böyle bir üniversite açılması lazımdır diye. Oradaki ismi de vardır eserlerde. İşte bilmem ne paşa. Ondan sonra arz edeceğiz diyor bunu sultana. Arz da ediyorlar. Hüsnü kabul görüyor. Yalnız şöyle bir şey oluyor. Diyorlar ki seni biz oraya hoca tayin ettik. Evet. Şu kadar da maaş tespit ettik. Evet. Sen memleketine dön. Burasını yaptığımız zaman sen burasının hocası olacaksın. Said Nursi de hiç tarihte belki çok az olan bir şey, İhsan-ı Şahane denilen bir kesede altın veriyorlar.
Sayın Nursi elinin tersinden bunu itiyor. Ben diyor buraya dilenmeye gelmedim. Ben memleketimin marifi için geldim. Niye marifi tehir ediyorsunuz? Yani geriye bırakıyorsunuz da bana maaşı tecil ediyorsunuz? Reddediyorum ben diyor. Bu sus payıdır ve rüşvettir sus diyor ve reddediyorum diyor. Bunu da sonradan diyor ki ben bunu yaptım ki beni padişahla görüştürsünler ta ki yani. Bu reddi ya nasıl olur bu? O zaman da diyorlar ki ya bu adam olsa olsa deli olur. Hiç kellesini koltuğa alacak efendim, tehlikeye atacak, İhsan-ı Şahane'ye reddedecek. Böyle maaşı reddedecek. Olur mu bu? Ondan sonra diyorlar ki biz bunu Toptaş'ı o zaman işte şimdiki Bakırköy dediğimiz o zaman Toptaş'ında oraya gönderiyorlar. Akli dengesi yerinde mi bunun diye. Cesareti medeniyetinden, vatanperverliğinden efendim böyle bir şey gösterdiği için oraya gönderiyorlar. Ondan sonra da tabii 3 tane doktor rapor veriyor. Diyorlar ki Said Nursi de deliyse dünyada akıllı adam yoktur. Bunda aşırı bir zekadan gelen bir şey var. Yani işte hadisenin şeyi budur. Ama o zaman sonradan Sultan Abdülhamid'in halinden sonra Sultan Reşat geçiyor. Evet. Sultan Reşat'a aynı şeyi anlatıyor. Çünkü Rumeli seyahatında Şark vilayetleri namına kendisi temsilen götürülüyor. Ve orada anlatınca o da o zaman 20 bin altını tahsisat olarak ayırıyor. Ama maalesef temeller atılmasına rağmen art çıkıyor. Yani şeyleri tarifat meselesi de işte gaye ideal meselesi de biz o idealin gene sahibiyiz, gene takipçiyiz ama Türkiye'nin şartlarını devlet sana yüksek okul kurma, üniversite açma yetkisi o zaman vermemişse daha yeni yeni bulmuş. Evet. Ben nasıl yapacağım ki onu? Nasıl yapardım? Evet. Bu noktada ben Mehmet Akif Bey'e bir şey sormak istiyorum. Yine Nurculuk hareketi kapsamında değerlendirilebilecek Sayın Fethullah Gülen Hoca Efendi cemaatinin özellikle fen liselerine yoğun bir ilgisi görünüyor. Doğru. Siz bunu bu Medresetü Zehra projesinin hayatiyet kazandırılması için atılmış bir adım olarak değerlendiriyor musunuz? Böyle bir değerlendirmeniz var mı? Şimdi bu eğitim alanındaki başarıları gerçekten takdire şayan ve bu bence ıslahatçılığın vazgeçilmez bir gereği ve unsuru. Yani eğitimsiz bir defa ıslahatçılığın olması mümkün değil. İşte Muhammed Abduh'un çizgisidir bu. Yeni Said döneminde ki eski Said döneminde de Medzehra projesi olduğuna göre Bediüzzaman'ın o dönemde de demek ki eğitime olağanüstü bir önem atfediyor Bediüzzaman. Dolayısıyla bu önemli bir başarı ama bir tohum olabilir mi? Yani bu Medzehra için bir çekirdek olabilir mi? Yok, hayır. Yani o çok daha farklı bir şey. Doğuyu uluslararası kapsaması. Doğuyu kapsayan bir takım başka özellikleri de var. Uluslararası özelliklere sahip. Belki Yeni Asya Cemaati bu projenin gerçekleşmesinde. Böyle bir üniversitenin Türkiye topraklarında kurulmuş olması bizim için övünç vesilesi olur uluslararası camiada. Tabii ki. Biz dileriz Yeni Asya Cemaati. Atatürk Üniversitesi'ne iktifa etmezler. Veya bir başkaları. Yani, güzel bir şeyse kim yaparsa yapsın. Biz destekçisiyiz. Pesizim, ama pesizim. Biliyorsunuz bizim devletimizde bir evham var. Evet. Yani dini ve dindarı her zaman için kendisine göre tehlike kabul ediyorsun. Evet. Yani her şeyin altında başka bir maksat arıyorsun. Evet. Bunun için de müspet bir şey yapılması mümkün değil zaten. Şimdi ben yani böyle bir şey yaptığınız zaman o zaman acaba bunların bir şey... Hayır, o değil. Madem... Bakın yani o günün şartları içinde Said Nursi ne kadar gerçekçi. Diyor ki burada Arapça efendim şeye gözük. Şimdi bakın Türkiye Cumhuriyetler Başbakanı eskiden beri oraya davet olunuruz. İşte yılbaşına gene gittik. Efendim herkesin gibi yeni yılın şeyinde. Biz de orada protokolda varız. Biz zaman değil, geçmişten beri 30 seneden beri aynı zamanda neşriyatla uğraştığımız için hep üst seviyedeki bakanına, başbakanına, reis-i cumhurla münasebetimiz olmuş. Mülakatımız olmuş, konuşmalarımız olmuş. Gayet tabii talebimiz olur. Elbette ben terörle mücadele kanunun böyle çıkmasına karşıyım. Ama hakikaten ağırlıklı o meselenin üzerinde fazla durulmadı. O da bizden yani siz buna karşı şeyinizi kaldırın da demedik. Evet. Ama memleket noktasındaki gazetemizde her gün yazdığımız gibi bir takım endişe ve kaygılarımızı da gayet tabii söyledik. Evet. Ve niçin demokratikleşme lazım geldi? Zaten itiraz yok. Yok ben zaten. Biliyorum. Yani Akif'in eleştirisi şu noktadaydı zannediyorum. O da çünkü o benden reis diyecek durumu yok. Çünkü ben yani ona karşıt bir yere reyimi vermiyorum ki. Zaten ben onun için kafa kol almak için
samimi gayri samimi orada öyle bir şey düşünülmez. Evet, evet. Ama başka kendisine karşıt olur. Onunla tekrar ufak tefek bir takım işte biz sana şunu yapalım. Sen de bize işte böyle gel yana. Böyle bir şey. Ekmek peynir ister gibi zaten o istenmez ki. Yani lütfen. Şimdi ben konuda daha siyasi çizgimiz belli ama biz çok az vaktimiz kaldı. Bir iki dakikamız kaldı. Ben son olarak yazı dizisinin bundan sonraki bölümlerinde neler var? Neler çok var? Kısa. Sürpriz olmasın mı? Sürpriz olmasın. Peki tamam. Şimdi devamında Fethullah Gülen Hoca Efendi ve takipçileriyle ilgili bugünkü bölümde vardı. Yarın devam ediyor o bölüm. Şu an ben gözlemleyebildiğim kadarıyla biraz da vaizliğin verdiği, yani vaiz çok geniş bir kitleye hitap eder. Çeşitli yerlerde görev yapmışsa mutlaka kitlesi daha geniştir. Vaazları her kasetlere, teyp kasetlerine alınmışsa o kasetlerin dağılmasıyla o taban mutlaka yaygınlaşmıştır. Çok fazla sevenleri olduğu ortada. Ve çok ilginç bir strateji belki diyebiliriz veya ilginç bir ıslahatçı çizgi var karşımızda. İşte eğitim çok ön planda. Birçok uluslararası yarışmada Türkiye'ye birincilik ödülleri getiren eğitim halkası, eğitim zincirinin halkası, özel okullar var, hazırlık dershaneleri var, yurtlar var. Ve belki de Türkiye'nin şu an şeyden sonra, Bediüzzaman Said Nursi'den sonra en çok tartışılan, Nur camiası içerisinde en çok tartışılan lideridir Fethullah Gülen Hoca Efendi. Biraz nedir, ne değildir? İşte Risale ile az önce konuştuğumuz çerçevede bir inhiraf, bir sapma söz konusu mudur? Risale ile bağı nedir? Benim gözlemleyebildiğim kadarıyla da aslında özgün bir çizgiye sahip şu an. Yani Mehmet Bey de benimle aynı görüşte bilebildiğim kadarıyla. Belki de Nur camiası içerisinde artık değerlendirilemeyecek kadar özgün bir çizgide şu an. Biraz Türk-İslam sentezi bana göre ön planda. Bunları anlatıyoruz Türk-İslam sentezine. Bunun gerçekleşme serüvenini anlatıyoruz. Daha sonra şeye geliyoruz. Az önce bahsettik. Risalelerin bir misyonu var. Bediüzzaman kendine bir misyon biçiyor. Bu tecdid misyonudur. Yenileme, reformcu veya ıslahatçı çizgidir. Böyle bir misyon var. Bunun devamı da aslında Mehdiyet misyonudur ki Mehdiyet hareketinin aşamalarını çizmiştir, belirlemiştir. Bu ilk aşamanın da nasıl gerçekleşeceğini anlatmıştır. Kalan iki aşamanın da kimler tarafından nasıl gerçekleştirilebileceği, isim isim değil tabii. Yani bir takım özellikler sayarak bunları belirlemiştir. İşte dolayısıyla o beklenen zat, yani kendi eserlerinde geçen o beklenen zat ya da Mehdi'nin gelip gelmediğini tartışacağız bir günde. Risalelerden bunun mesnetlerini alıntılayacağız. Bu sanıyorum yani en çok tartışılan nokta olacak. Haydi tartışmalı şimdiden okuyalım. Şimdiden görelim diyoruz. Şimdi ben kapatmak durumundayım. Mehmet Bey'e çok yoğun işleri arasında bize vakit ayırıp geldiği ve tartışmamıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Size de yine aynı yoğunluk içerisinde bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Ama bunun devamı lazım. Çünkü bu yazıları çıktığı zaman dizi tamamlandıktan sonra yanlışlarını tahsiye etmemiz lazım. Peki. o zaman da inşallah bir konuşma yaparız. Sayın seyirciler, Başbakan Tansu Çiller'in cemaat önderleriyle yaptığı görüşmelerle gündeme gelen, İşte bugün Yeni Yüzyıl gazetesinde başlayan yazı dizisiyle tekrar gündeme gelen bir konuyu, Nurculuk Hareketi'ni tartıştık. Bu hareketin bugün aldığı şekli konuştuk. Ama ben her şeyden önemlisi şunu önemsiyorum. Bediüzzaman Said Nursi gibi çok büyük İslam alimini tekrar yad etmiş olduk. Tekrar hatırlamış olduk. Kendisini rahmetle ve şükranla anıyoruz. Olay belge yorum burada bitti.